Günaydın efendim, hayırlı sabahlar olsun. TVM'e hoş geldiniz. Güzel bir güne uyandık. Dün hayalini kurduğumuz gerçek oldu. Bugün bütün Türkiye dün geceden beri ayakta. Güzel şeylere, mutlu şeylere alışkın değiliz belki de uzun zamandır. O yüzden de dünden beri bir zafer sarhoşluğumuz var. Magazin dünyasında yine bildiğiniz gibi herkes birileri için bir şeyler söylüyor. Gündem kalabalık. Hem dün akşamki milli takımı hem de magazin gündemini ve dün sonsuzluğa uğurladığımız Levent Kırca'nın cenazesinin perde arkasını konuşacağız. Bizden ayrılmayın, her şeyi konuşalım başlıyor. Hoş geldiniz tekrardan, günaydın. Erol Köse, Pakize Suda, Aykut Işıklar'la beraber gündemi değerlendireceğiz. Dün akşam milli takımın maçı vardı. Aa, bir bu arada. Ya sen geldin, yeni gördüm biliyor musun? Ay bu ne? Ya sen kardeşim, dün geçen hafta ameliyat olmadın mı? Hastanede zannediyorduk. Ayılıp bayılmadın mı? Ondan sonra gel. Ya sevgili izleyiciler, tıbba meydan okuyor. Niye? Guinness Rekorlar kitabına gideceğim ben. Allah, yok, kendimi hissettim geldim. Yok yok, şaka bir yana, dün bir ilaç almıştı. Onu biraz etkisiyle bir sersemlemişti. Ondan sonra başlarım ilacına dedi. Masaya vurdu. Ben İzmirliyim koçum dedi. O koç gibi geldi. Tekrardan geçmiş olsun. Şey, o ilaç hakikaten ben sarsı ilaççı biraz değilim. Hiç sevmem. İlaç içmeyi sevmem. Herhalde o bana ağır geldi. Dünkü rahatsızlığım oydu. Yani bu kırdığım yerle hiç alakası yoktu ama evet, kötü bir gün geçirdim dün. Ayrıca bir şey söyleyeyim buradan. Herkese, hepinize çok teşekkür ediyorum. O kadar alaka gösterdiniz ki, o kadar beni seviyorsunuz. Bunu ben çok iyi anladım. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tanıdığım, tanımadığım herkese binlerce teşekkürler. Aklınıza gelmeyen, gelecek, gelmeyecek herkes aradı, herkes. Hülya'cığım da aradı. Çok yoruluyorum. Ben bir şey öğrenebilir miyim Pakize Hanımcığım? Siz her defasında şunu ısrarla söylersiniz. Bülent Ersoy çok vefalıdır. İşten ayrıldığım gün bile telefon kaldırdı. Herkesi arar dersiniz. Ben bu sözünüze hiç itibar etmem. Yüksek sesle söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Şimdi soruyorum size. Anlamadı. Başınıza olayın geldiği gün 7 düvel ayağa kalktı. İngiltere'den, Fransa'dan, Avusturya'dan, Ardahan'dan, Kars'tan, Edirne'den binlerce mesaj var. Bülent Hanım telefon açtı mı? Açmadı. Ben inanamıyorum açmadığına. Yine de bir şey söyleyemem. Ne oldu, ne bitti hiç haberim yok ama Bülent Ersoy hiç böyle bir şey atlamazdı. İlk defa, bilmiyorum yani, böyle öyle insan değildir. Düşman olsa arar. Tayyar, biliyor musun? Arar. Belki Bülent de bir hastalıkla mücadele ediyor. Allah belki korusun, yani inşallah öyle değildir. Yani değildir yani, ama bilmiyoruz yani. Belki bir çok büyük bir annesi Necdet teyze, belki bir şey onun başında hastanede, bilmiyorsun yani. Olabiliyor bazen yani. Birkaç gün diyelim, 10 gün aramadı diye. İyi veya kötü olamaz. Yok, kötülüğünden dolayı söylemedim. Pakize Hanım sürekli düşünerek, iyi niyetle, ısrarla der ya, hani ilk arayan odur, ilk koşan odur, mutlaka hani açar, aman üzülme falan der dedi diye. Ben Pakize Hanım'a sadece hani sordum, sizi aradı mı böyle bir iş ama için bir şey diye söyleyeyim, fikrimde hiçbir değişiklik yoktur. Hakikaten vefalıdır. Bir sebebi mutlaka vardır ve beni arar o. Arar yani. O ara birilerinden mutlaka haber almıştır ama bir şey vardır. İnşallah kötü bir şey değildir. O da yani yalnız, buralarda değildir. Duymamıştır. Fakir de yalnız şöyle bir özelliği var. Hı. Yanındaki insanların dolmuşuna da binebilir yani. Bilmez, ben kimseye bir şey yaptım yok benim. Hayır, işte birileri bir şey söyler, inanır falan diye, böyle var genelde. İnanmaz, o beni tanıyor ya. Ben onunla, en çok onunla çalıştım hayatımda. Yani sen, benim için hakikaten kim ne duyarsa fazla inanmasın. Bana sorun bir şey duyuyorsanız Allah aşkınıza ya. Ha, bizim piyasa dedikoducudur. Evet, kötü işte insanlar da vardır. Yani öyle bir senaryo yazmışlardı filan ki, böyle insanın aklını gelmeyecek şeyler. İyi bir yerdeysen arkandan kuyu kazan çoktur. Ben de onları bilirim, ona göre muamele ederim onlara. Ama gene de kimseye kırgın değilim. Herkese binlerce kere teşekkür ediyorum. Yani evet, hastane doldu taştı diyeyim ben size. Pakomuz aramızda, Allah'a şükürler olsun. Sağlığı yerinde. Bizim için önemli olan onun burada bizimle aynı masayı, aynı atmosferi paylaşıyor olması. O yüzden de arayan da sağ olsun. Ben sizlere ne diyeyim kardeşim, sizlere ne diyeyim. Sizlere de binlerce kere teşekkürler. Sen bizim hepiniz canımızsın. Vallahi. Efendim, hiç beklemiyorduk. Niye beklemiyorduk? Çok kötü bir gidişatımız vardı milli takımda. Artık umutlarımız bitmiş. Herkes futbolcusuna, antrenörüne, federasyonuna sayıp sövüyordu. Sonra bir şeyler oldu. Belki de Allah-u Teala dedi ki, ya yeter bu insanlar, çok üzüldüler dedi.
Dün üçüncülüğe razıydık. En iyi üçüncü olarak playoff'a gidecekken direkt olarak 2016 Fransa'ya gidiyoruz. UEFA bile şaşırmış. Dün gece bir davet mektupları var. Hem Arda'yı hem Selçuk'u kutluyorlar fotoğraflarında. Sonra da diyorlar ki kura çekimine bekliyoruz sizi. Aramızdasınız, hoş geldiniz diye. Onlar bile hayretle karşılamış Aykut abi. Tayyar dün Yüce Allah Türk milletinin yanındaydı. Yani sırf 90 dakika maç değil. Kaç maç yanımızdaydı. Yani Macaristan maçı bir var. Bir say. Letonya'da Letonya-Kazakistan maçı var. Kazaklar ilk galibiyetini rakip sahada alıyorlar ve bizim için hayati 15 puan değerinde bir galibiyet. Dün zaten şöyle, Letonya maçı bizden 1,5 dakika sonra bitti ama maç 1-0. Biliyorlar maçı. Bizim maç bitti, biz 1-0 galibiz. Çocuklar orta sahada toplandılar. Arda yerde yatıyor, kulaklarını kapatmış vaziyette, çime kapanmış. Ötekiler heyecanla dinliyorlar ve karşı tarafta maç bitti. Selçuk Arda'nın üstüne atladı. Hani Arda yerde, kriz geçiren tipler vardır ya böyle titreyerek. Yerde titreyerek tepiniyor, kalkamıyor yerinden. Nasıl ağlıyor Aykut abi? Zaten fotoğrafları var. O çocuklar, yani, malzemeciler, hocalar müthiş yani, bir şeydi yani. Kazakistan'ın Letonya'yı kendi sahasında 1-0. Daha önce hiç galibiyeti yok Kazakistan'ın. O galibiyetçe tamamen Türkiye'yi Paris'e, finallere götüren bir galibiyet. Ondan sonra bir başka maçta İspanya, Ukrayna maçında İspanyollar pat diye dökülmüşler hatta o maçta. Öyle duyduk. Döküldükleri bir maçta pat bir gol atıyorlar, Ukrayna'yı yeniyorlar. Ondan sonra Macaristan bir şeyler yapıyor. Bütün Avrupa takımları Türkiye'ye çalıştı. Ben de diyorum işte Allah bizden mi yanaydı dün. Dün bizi çok üzülüyorduk, çok böyle ağlıyorduk, sızlıyorduk son günlerde. Hepimiz mahvolmuş vaziyetteydik. Hadi ya dedi yaradan şu Türklere bu akşam bir güldüreyim. Yürü ya kulum dedi bize valla. Bayağı şunlara bir moral vereyim dedi falan birazcık da olsa değil mi? Evet yani yalnız tabii yine maç başlarken çok tatsız şeyler oldu. Maçın hemen başında UEFA'nın izniyle her iki takım futbolcuları ve maçı yönetecek olan hakemler sahanın ortasında toplandılar. Ankara'da yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için bir saygı duruşu gerçekleşirken tribünlerden ıslıklar, yuh sesleri ve protestolar yükseldi. O niye? Yani bilmiyorum belki maçın Konya'da olmasından, oradaki görüşün hakimiyetinden ama sonuçta orta tarafta anılan, saygı duruşunda bulunanlar insan hayatı için oradaydılar. Görüşü, fikri, zikri. Sonuçta Konya seyircisi çok olsun. Kötü puan aldı bizden. Evet, dün akşam yakışmadı. Yani öyle maçın bitiminde sağdaki tribünlerdeki bayrak şov olağanüstü güzeldi. Hakikaten duygulanmamak, ağlamamak, etkilenmemek mümkün değil. Ama maçın başında ölmüş insanlar için saygı duruşu yapılırken ıslıklamak, yuh çekmek, bağırmak çok yakışık almadı açıkçası. Bence de. Hem de siz Konya daha da biraz bazı şeylere dikkat eden bir yer değil mi? Hassas bir şehir aslında. Hassas bir şehirdir ne kadar. Fatih Terim'in o sistemleri de o insanlara mıydı? Şimdi şöyle Fatih Hoca biliyorsunuz ne Hollanda maçından sonra ne de son maçtan sonra konuşamadı. Çünkü ülkedeki olaylar hakikaten de konuşmaya çok yetkin komik değildi. Ama dün yani. Enteresan şeyler söyledi. Diyor ki ülkemize hayırlı olsun. Doğru insanız ki Allah rast getiriyor. Bu ülkenin 2 saatte olsa sevinmeye ihtiyacı vardı. Hepsini alnından öpüyorum. Bu ülkede benim oyuncularım da çok güzel şeylere layık. Tüm ülkeye, herkese teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmam çok kolay ama benim dediğim tarih Letonya'dan 1 puanla döndüğümüz tarih. Şimdi konuşmak çok kolay. Onun için ben ve ekibim mütevazi olacağız. Yapamayacağımız bir şey yok. Biz ve ülkemizin yeter ki birlik olalım diyor. Çocuklara armağan ediyorum. Eğlensinler, kutlasınlar bu geceyi diyor. Caner Erkin için diyor ki Türkiye'deki gördüğüm en profesyonel futbolculardan bir tanesi, oyuncu sağlığının önemli olduğu bir noktada ben oynarım dedi. Ona teşekkür ediyorum diyor. Sakat çıkmış sahaya ve gerçekten çok iyi bir futbol gerçekleştirdi. Dün Tanrı'nın eli, Allah'ın eli bizle beraberdi. Gündüz bir Macaristan maçı var. Onlar en iyi üçüncü çıkacaklar. Öyle hazırlanıyorlar. Mağlup oldular. Letonya grupta en iyi gidenlerden Kazakistan'ın hiç galibiyeti yok. Maç Letonya'da ve Kazakistan 1-0 galip geliyor. Rakibimiz çıkmayı garantilemiş ama çok sağlam bir futbol oynuyor. Hiç açık vermiyorlar ve bir anda bir frikik bütün takımın ve bütün tribünün, bütün ülkenin şeyini değiştiriyor, kaderini değiştiriyor. Ve biz üçüncü olalım, playoff'lara kalalım derken
çıkan sonuçlar bizi doğrudan finallere götürdü. O yüzden de dün herkes sokaklara döküldü. Cumartesi günkü acıyı biraz bastırdılar. İki galibiyet vardı öncesinde dediğim gibi. Çok sevinememiştik. Fatih, hepsi üst üste geldi. Fatih uğurlu bir adam değil mi? Yani iyi bir hoca mı? Tartışılır hocalığı şekli şemali ama uğurlu ben... da olup abi, o da tartışılır. 6 yıl sonra baksana bazen... tekrar Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. 6 yıl olmuş. Helal olsun yani. Yani Şenol Güneş milli takımı dünya üçüncüsü yaptı. Yeah. Anladım. Yani uğurlu o tartışılacak konular da başarılı bir teknik direktör olduğunu. Ben sonuca bakarım abi. Milli takım çok başarılı tabii. Ama onun zamanında en kötü sonuçları da aldığımız oldu yani. Herkes zamanında olmadı mı yani? Ceza aldığımız zamanlar da oldu. Rezil olduğumuz zamanlar da oldu. Peki. Yani hep aynı sonuç alınır mı bir yerde yani? Hep var mıdır ya? Şimdi genelleme konuşuyoruz. Yani böyle bir iki maç değil. Başarılı bir teknik direktör, milli takımı en iyi yöneten insan odur. Belki de şimdi dedik. Ama ondan daha başarılı olan insanlar da vardı. İşte böyle bir kader yazısı var. Olmadığı zamanlarda daha önce de bir şeylerde bir hangi kupada son dakika gollerinde biliyorsunuz mucizeler yaratmıştık. Hep 89'da gol atarak. Yani şanslı tarafı da var. Hatta bu şeye de geçmiştir. Fatih Terim şansı derler buna filan diye. Futbolcular da seviyor herhalde. Öyle bir şey ya var mı? Baba gibi hepsine. İşte. Tabii. Ne kadar önemli biliyor musun? Efendim, daha, tabii işin, daha hırslı oynar insan o zaman. İşin bir de ekonomik portresi var. Türkiye Futbol Federasyonu milli takımın Fransa'da düzenlenecek Euro 2016'ya katılması sebebiyle 10 milyon TL prim belirledi. Fatih Terim de 500 bin euro alacak. Yıllık 3,5 milyon euro maaş alıyor Fatih Terim. Ayrıca bu 2500 bin euro da prim alacak bundan dolayı. Terim'in bunun dışında çeyrek final, yarı final ve şampiyonluk halinde ayrı ayrı prim sahibi olacak. Fransa şampiyonunun kazanılması durumunda 3,5-3 milyon euro bir primi olacak hocanın. Milli takıma da dağıtılmak üzere 10 milyon TL'lik bir prim belirlenmiş. Bu da ekonomik portresi dün akşamın çıkan sonucu. Ama biliyorsun bu primleri Futbol Federasyonu özerk bir kuruluş. O belirliyor. Kurulu saptıyor. O da neye göre? Mesela şimdi biz finallere gidiyoruz ya. Düşünebiliyor musun? Futbol Federasyonu'nun kasasına bu sponsor firmalardan ne biçim para akıyor? Tabii. O meşrubatçılar, o şeyler işte seyahat şirketleri falan yani en az 10-15 tane bobo firmalar federasyona maçlarda reklam olsun diye paralar veriyorlar. Maçtan önce bir mesela Fatih Terim basın toplantısında arkadan böyle bir pano oluyor ya, o panoda küçücük ismi çıksın diye milyonlar veriyorlar. O yüzden de bu paralar Türkiye'den çıkmıyor yani senden benden çıkmıyor. Firmaların Futbol Federasyonu'na reklam karşılığı verdiği paralardan gidiyor. En azından o yüzden de hiçbirimizin gözü olmasın. Vay be çok para aldılar falan hiç şey yapmayalım. O paralar firmaların reklam için ayırdığı bütçeden federasyona gidiyor. Yalnız dün akşam bir şeye daha karar verdim ki biz özellikle majör kanallar bu spor işine bulaşmasınlar. Neden abi? Abi maç bitti. Sen mucizeler yaratmışsın. Yani dün gece bir mucize gecesi ve direkt olarak gidiyorsun. Sağda bir atmosfer var. Ağlıyorlar, evet. Seyirci coşmuş. Zaten toplum gerginken birden bir çölde vaha gibi olmuş. Aynen öyle yani dün gece resmen. 12'ye doğru saat 12'ye 20 kala bir anda memleketteki her şey bir rafa kalktı böyle. Tabii. Küt reklama gittiler abi. Hepsi birden. Merak ediyorum sağda futbolcular ne yapıyor diye. Böyle geriye döndüler. Tribünler bomboş. Sağın içinden futbolcular çekilmiş. Herkes soyunma odalarına gitmiş. Onlar işte o arada kaydettikleri bir iki tane görüntüyü böyle arka arkaya paketlemişler. Tık 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 bir verdiler. Hop bir daha reklama gittiler. Döndük sonra geyik başladı. Herkes konuşmaya başladı. Yani maçın bitiminde herkesin orada görmek istedi. Çünkü bambaşka bir hava var diyorum ya. Arda yemin ediyorum bugün seyrederseniz hani Sara krizi geçiren hastalar vardır ya yerde. Arda evet. Öyle bir durumda. Koca adamlar, o çoluk çocuk sahibi futbolcular, hoca, doktorlar, yardımcılar, masörler ya delirmişler sahada. Tribünde bir bayrak şov var doktor. Şu an bak anlatıyorum. Tüylerim diken diken. Herkesin elinde çift bayrak Aykut abi. Nasıl dalgalanıyor bayrak? Hani kamera böyle ben onları seyretmeden hemen ben Rıdvan'a kaçtım. Rıdvan'ın yorumunu. Ama çok güzel konuştu. Enteresan Rıdvan'da. Yani. Peki şunu göz ardı etmeyelim mi? Şimdi
onların da ödemesi gereken faturalar ve aylık gelirleri var ve maç nedeniyle reklamı o sona doğru attılar. Maç yani içinde yayınlayamıyorlar. Yayınlayamıyor. Yasa gereği. Şimdi devre arası şimdi maç orası da, orası da milyon dolarlık yani o bütçelerin üstü bir yer yani. Sen mesela o sohbeti kesmeleri kesmeseydiler dediğin yer 2 milyon dolar. Uyduruyorum yani. Şimdi ondan feragat edemezler. Evet, ben de o zaman diyorum ki ben de çok kişi diyor milli maçları Allah aşkına TRT tabii alsın. Kesinlikle. Yani, o böyle reklam hesabı yapmasın. TRT zaten kesinlikle. Biz vergimizi elektrik olarak ödüyoruz. Fazlasıyla. O bizim yüzden ampalığa dönüşmüş. Her ampulü açmamızdan TRT'ye bir para gidiyor. Hiç olmazsa adam gibi maç seyredelim, maçın sonunu seyredelim. TRT yayınlasın o maçları o zaman. Kalkıp da federasyon ona buna peşkeş çekmesin maçları. Show TV şey olmasa, maç olmasa hangi programı izliyorsun sen Show'da? İşte yani, bir şey rica etsem senden. Tabii. Şuraya bir cevap verir misin? Şöyle ver ki seyredemiyoruz diyor. Ben niye seyredemediklerini anlamıyorum. Niye izleyemiyorsunuz? Bizi merak ediyorum. Emine Reha rumuzuyla gelmiş. Pakize Hanım'a mesaj göndermişsiniz. Kanalınızı seyredemiyorum diye. Efendim Dijitürk'te 59. kanaldayız. D-Smart'ta, Kablo TV'de, Dijitürk'te 59'dayız. Uydudan seyredebilirsiniz. Web sitesimiz üzerinden, internet üzerinden seyredebilirsiniz. Kablolu TV'den, TV Bu'dan, D-Smart'tan, Tele Dünya'dan kanalımızı seyredebilirsiniz. tvm.com.tr'ye girerseniz eğer yayınlarımızla ilgili hem uydu yayınlarımızla ilgili hem de dijital ve analog yayınlarımızla ilgili bütün bilgileri bulabilirsiniz. Seyredemiyoruz olmanızı tek bir şeye bağlayabilirim. Evinizde televizyon yok diyebilirim ancak. Şimdi, yoksa seyredemeniz mümkün değil. Şimdi yalnız saçma bir şey oldu Tayyar'cığım. Zaten seyredemediği için sormuş. Ama sen seyrediyormuş gibi onu anlattın. Ama o da bir yerden başlamaz. O da bana bir yerden seyrediyor. Seyredemiyor ki. Ama arkadaşı falan duymaz. İsmini söyledik ama mesela. Ama şimdi seyredemiyor olan şu mesajı atmaz ki. Seyredemiyorum diye. Yani bu saatte evet böyle bir mesaj. Biz sizi seyrediyoruz. Şu anda Pakize Hanım'ın yayında olduğunu biliyor bu. Hayır. Pakize Hanım ama paylaşıyor ya, Instagram atıyor ya. Instagram'ını görüyor. Instagram'dan da diyor ki biz seyredemiyoruz diyor. Tamam çalışıyor. Bir arkadaşı falan yok mudur Emin Hanım? Abi belki şudur. Çalışamıyordur. Çalıştığı için seyredemiyordur. O da olabilir. Efendim dün neyse, Levent tabii. Kırca Levent Camii'nde kılınan öğlen namazıyla defnedildi. Cenaze kalabalıktı. Hem siyaset dünyası hem iş dünyası hem sanat dünyası son görevini yerine getirmek üzere Levent Camii'nde buluştular. Detaylarına bakacağız. Sizlerin yorumlarını gittiniz alacağım. Mi? Ben gidemedim ama ben önce bir veteresini seyredelim sonra görüşlerinizi tamam. Alacağım. Ölmeden kısa bir süre önce kaleme almıştı. Yazdığı satırlar veda mesajı gibiydi. Maalesef öyle de oldu. Vasiyet aslında o mektup. Levent Kırca çok önemli ve çok özel bir sanatçı. Yani hakikaten o mektuptan hepimizin alacağı şeyler var. Usta oyuncu Levent Kırca bugün sonsuzluğa uğurlandı. Caminin hemen önünde dev pankartta usta oyuncunun fotoğrafı ve son mektubu vardı. Kırca o mektubu Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda aldığı ödül için yazmıştı. Usta tiyatrocu mektubunun sonunda şu sözlere yer vermişti. Dik durun, adil olun, sabırlı olun, enerjinizin sirayet etmesine müsaade edin. Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, hoşça kalın. Levent Kırca'nın ölmeden kısa bir süre önce yazdığı bu mektup, ustaya veda eden herkesin dilindeydi. Giderken bize anlayabilene çok önemli bir mektup da bırakıp gitti. O mektubu okuyup anlamaya çalışalım bence. Oyuncu Nilgün Belgün de yazdığı mektupla hepimizi çok duygulandırdı dedi. Çok özel bir mektup ve çok güzel bir mektuptu. Yani gideceğini bilerek yazdığı bir mektuptu, bir veda mektubuydu. Çok duygulandırdı hepimizi zaten. Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın dedi ve hoşça kalın dedi ve gitti. Bir başka oyuncu Levent Üzümcü de o sadece bir mektup değil, ders niteliğinde bir yazı diye konuştu. Sadece bir mektup değil, herkese bir ders o mektup. Sadece bir mektup değil, alelade bir mektup değil o. Umarım okuyup anlayabilecek kadar onun dünyası çok basit cümlelerle anlatmış, çok basit kelimeler kullanarak anlatmış. Umarım anlayabiliriz yazdıklarını. Evet, bir
kez daha rahmetler diliyoruz. Özdeş Kırca, Oğulcan Kırca, Ayşe Kırca ve Umut Kırca tabutun başından hiç ayrılmamışlar. Elleri tabutun üzerinde son dakikaya kadar babalarına son bir dokunuşları var. Ayrıldığı eşi Oya Başar ve 6 yıldır beraber olduğu Aslı Çetiner camide ayrı ayrı her iki köşede taziyeleri kabul etmişler. Ünal Uzun, Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Bedri Baykam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Levent Üzümcü, Halit Ergenç gibi birçok isim de cenazede yerlerini aldılar ve son görevlerini yerine getirdiler. Gerçi Levent abinin, rahmetlinin bir de şeyi var, vasiyeti var. Böyle çok şaşalı, herkesin işini gücünü bırakıp katıldığı bir cenaze töreni olmasını da istememiş rahmetli. Hatta demiş ki ya bana zaman ayırmayın, 3-5 kişi kaldırır bu cenazeyi. Günlük hayatına yine ama bulunduğunuz yerde beni anın, beni hatırlayın, benimle ilgili anınız varsa anlatın ve gülün diye de böyle bir isteği varmış. Şimdi bakın bu sosyal medya enteresan bir yer tabii. Orada bir linç kitlesi var. Tek şeyleri o zaten. İşte dedim ya, parasızlık, patronundan fırça yiyor, sevgilisinden, ailesinden, kıskançlık, her şey, haset bir kitle var. Dün ve hatta vefat ettiğinden beri, vay işte bu haberler gösteriliyor ya cenaze törenleriyle. Ya kardeşim bu adam ateistti. Bu adam zaten cenaze namazı istemiyordu vesaire gibi böyle iddiaları oldu. Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. Merhumun öyle bir beyanatı var mıydı? Hiç bilmiyorum. Aykut Bey hatırladığınız öyle. Vallahi ben de böyle net bir şey hatırlamıyorum. Ondan sonra tabii olmuş da olabilir ama bunu düşünecek olan ailesidir tabii. Şimdi böyle artık defnedilmiş bir ölünün arkasından vay efendim o hayır bırakın. Şimdi mesela insanlar diyelim biz de dahi bir hani dua etmişiz demişiz ki ruhu şad olsun mekanı cennet. Vay yağdırıyorlar. Kardeşim o ateist cehennem nerede yanacak ne dua ediyorsunuz falan. Ya inanılmaz böyle öfkeli, cinnet ve gerizekalı bir kitle var orada. Ya inanamıyorum. Ben başka bir şeye dikkat ediyorum. Hiç devlet büyüklerinden kimse yoktu. Ne valisi vardı, ne belediye başkanı vardı. Gitti mi sen de? Yok gitmedim. Hı. Benim başka işim vardı. Haftalık radyo programı. Ondan sonra Kültür Bakanlığı'ndan bir yetkili falan da olmaz mı? Yani görmedim ben televizyonlarda, gazetelerde. Kemal Kılıçdaroğlu katılmış. Eleştiriye tahammülleri mi vardı? Devletten değil ama ya. Politikacı. Çünkü onları çok eleştirdi. Eleştiriye yani de tahammülü olan bir yönetim olmadığı için. O düşünceden daha doğrusu hiçbir ileri gelen yoktu. Evet. Ve cenazede bari bu tavır olmasın ya. Tamam adamın şahsi fikri şuydu buydu filan. Dün mesela dün akşam Kılıçdaroğlu'na bir cümlesinden hayran kaldım. Ya dedi bu bir şey, o bomba olayından sonra dedi. Bizi ilk arayanlardan biri de Abdullah Gül'dü dedi eski cumhurbaşkanımız. Siyasi görüşümüz çok farklıydı. Dünyaya bakış açımız çok farklıydı. Yıllardır mücadele ettik ama dedi. Bizim 11 tane CHP'linin vefat yüzünden aradı. Başsağ dedi. O kadar hoşuma gitti ki dedi Kılıçdaroğlu. Yani o hatırlamak, onun bunu televizyonda Türkiye'ye duyurması bir CHP'li denin. Bu bile ne kadar bize duygusal geliyor. Kesinlikle. Olmuş bitmiş bir olay. Levent Kırca'nın şahsi fikirleri. Adam her zaman söyledi ilk günden beri. Sosyalisti. Zaten tiyatrocuların... Devlet tiyatrocularının olsun. %80'i. Ankara, sen Ankaralı bilirsin değil mi? Ankara Sanat Tiyatrosu demek. Herhalde. Ast. Zaten. Oo, ast. Herkes yani, oradan. Yani onlar böyle baştan beri belli yani şimdi kalkıp da bu eskiden sosyalisti, komünisti falan diye. Cenaze de başka bir şey yani. Cenaze son yolculuk. Onu gönderiyorsun son yolculukta fikirlerinle beraber gönderiyorsun zaten. Ayrıca ne dediğimiz gibi dini olarak da bakarsak işe bir Müslümanın insan cenazesiyle ilgili hatta ölünün arkasından konuşması onunla ilgili artık kötü bir anısını hatırlıyor olması bile dinen de uygun değil. Dün de anlattım Peygamber Efendimiz kendisine zulmeden bir adamın cenazesi geçerken ayağa kalktığında yanındakiler diyorlar ki bu şahıs size zulmederdi. Diyor ki fark etmez ki bir insan cenazesi geçen. Şimdi
Dün Levent tanımasan bile 7 adım peşinden gitmek, evet, cenazenin yani, böyle bir şeydir, şey var, hani cenazeye omuz verirsin. Hiç tanımadığın birinin cenazesinde dua eder çıkarsın. Ha, bir de cenaze omuz vermek sevaptır yani, mesela. Yani namazdan çıkarsın, cenaze vardır, saf tutarsın, tanımadığın halde helallik isterler ve sen helallik verirsin insan adabı olarak. Yani artık son yolculuğudur bu. Levent abiyle ilgili gerçekten yazılanlar ve söylenenler hakikaten akıl alırlığı, akıl ne derler, kal noktası mı derler doktor? Evet. Orada bir akıl tutulması yaşamaz insanlar. Erol en kötüsü de çok inanmış, böyle kendini Allah'a çok yakın hisseden insanlar ya, bunu yapıyor. Ya. Ben ona şaşırıyorum, üzülüyorum yani. Onlar inançlı, onların bu işi daha iyi bilmesi lazım. Bu daha dikkat etmesi lazım. Günah değil midir? Aklından kötü bir şey bile geçirmeyeceksin. Tabii. Yani yapmayı bırak hani onu. Aklından kötü bir şey geçirmeyeceksin kimseyle ilgili. Aynı verdiğin şey gibi, Konya'daki seyircinin ıslıklaması, evet, gibi. Orada bütün Avrupalılar gelmiş, misafirler bir dakika saygı duruşunda duruyor. Bizim tribündekiler yani ölüleri protesto ıslıklayarak böyle olacak ismi. Yani. Nasıl yani, bir öfke seli içindeyiz. Çok. Nasıl birbirimize bu karşı bu mu insanlık ya? Bu mu dindarlık? Bu mu inançlı insan olmak? Anlamadım ben ya. Yani. Sen demek hiçbir şey sevmiyorsun. Yaradan'ın yarattığını kabul etmiyorsan o zaman sen Yaradan'ı da kabul etmiyorsun. Doğru, evet, çok acı şeyler. Ben gittim cenazeye, uğradım ben. Söyleyeyim mi? Tabii tabii, buyurun. Ne demek, siz oradaydınız, gördüklerinizi aktarıp gittim diye. Ben fakat çok giremedim, çok kalabalıktı. Levent Camii de küçük bir cami aslında. Herkese alabilecek şeyde, kapasitede olan bir cami değil. Herkes kapılarda. Şöyle konuşmalar duydum arkadaşlar. Ben de bundan utanç duyuyorum bir cenazede. Bilmem kim içeride mi? Kimler var içeride? Gelmiş mi? Nerede? Ne tarafta? Ne tarafta var ya? Bu şöhretlerle. Yani resim çektirmek göstermeler, yani. Öbürlü göstermeler. Ben bunlardan nefret ediyorum. Zaten yürümen, içeri girdim ben. Ben duamı ettim, çıktım. Ama yani daha ileriye gitmenin, daha orada durmanın mümkünü yoktu böyle bir şey. Bir de o kadar bir kalabalık. Bir de şey çok var, şöhret görmeye geldi. Meraklı zümre de var. Meraklı, tabii. İşte onlar. Meraklı kim geldi? Mi? Ayşe içeride mi yok? Fatma içeride mi? Öbürü içeride mi? Peki bir soru neresinde sorabilir miyim? Neresinde duruyor cenazenin? Devamlı böyle konuşmalar. Bu aşamada bir soru sorabilir miyim? Sor hayatım. Böyle büyük starlar da yoktu galiba cenazede ya. Orhan ben, Gencebay var. Hemen şuradan. Orhan Gencebay var ya. Bakayım isimlere. Gitmedi bir tane cenaze yok. Hiç kaçırmıyor yani. Helal olsun. Ferihan Savaş var. Nuri Alça var. Halit Ergenç var. Orhan Gencebay var. Kemal Kılıçdaroğlu var dediğim gibi. Müjdat Gezen var. Nerede Türkan Süre? Günay Erdoğan var. Uğur Dündar var. Tabii. Bedri Baykan var. Levent Üzümcü var. Demet Akbağ var. Gazeteciler vardır işte onun arkadaşları olan. Gelenler arasında. Ama hani evet böyle büyük starlar hani Kadir yani, İnanır'ın Türkan Şarap falan. Ben devam getirecektim. Yani, Tarık Akan falan var mıydı? Tarık var mıydı? Tarık Akan yok mesela. Şimdi acaba arkadaş mı değillerdi, onu merak ettim. Yani. Aykut abi, arkadaş olmaları gerekiyor mu öyle bir cenazede olabilmek için? Evet. Sonuçta yani artık ismi ülkedeki herkes, evet, tarafından bilinen ve yapmış olduğu çalışmalarla da sinemaya, tiyatroya, televizyona çok büyük emek sarf etmiş bir sanatçıdan bahsediyoruz. Aynı camianın insanları, ben, değil şimdi, mi? Şimdi bakın şunu da söyleyeceğim, ben Kayahan olayı da aynı şeyi söylemiştim. Dün Aykut Bey bir şey söyledi, dedi ki belki de kendi tercihi miydi bazı konular, hani öyle olmak istiyordu. Hani dedi ki agresiflik, iletişimsizlik vesaire vesaire. Şimdi o insanların hayatında bir çizgi var ya, şimdi başarılı çizgi, başarılı çizgi. Sonra ters takla atma çizgisinden sonra, ki bana göre kariyerinde Levent Bey fren ve inişe geçeli bir neredeyse bir 10 yıl oldu. 10 yıl oldu. O çadırdan beri yani. Evet, çadırdan beri. Falan ve falan. Kendi şimdi birkaç dostu dışında, köklü dostu dışında rahmetlinin arkadaşı, görüştüğü, sosyalleştiği hiç kimseyi görmedim ben hayatımda. Merhabası olan kimseyi de görmedim. Hep teğet ilişkili. Şimdi bakın bir Barış Manço'yu hatırlayalım, bir Müslüm Gürses'i hatırlayalım. Aynı şey Kayahan için de geçerliydi. Kayahan cenazesi de tenhaydı. Sen kalabalık vardı ama Kayahan cenazesi de vardı. Sen Kayahan'ın arkadaşını bana söyler misin? Bir tane arkadaşını. Yok işte. Yok. Yani şuraya geliyorum. Teğet ilişkilerdeki insanlar işte böyle oluyor. Şimdi çok ben de iyi. Cenazeye gitmedim. Saygım var mı? Tabii ki var. Sosyal medyaya da yazdım. Ama kendimi üstadın cenazesine gidecek kadar bir yakınlıkta hissetmedim. Gönlüm benim arkadaşım gitmem gerekir diye böyle bir hissetmedim.
Mesela Kayhan Bey'e gitmiştim. Ama orada da şaşırmıştım. Sonra ama onu düşündüm. Kayhan hiç dostu yoktu, hiç arkadaşı yok. Yani biraz antisosyal olmakla ilgili bir şey. Biraz sevgi paydası bırakmakla ilgili bir şey. Paylaşmazdı. Son 10 senesinde o kadar agresifleşmişti ki rahmetli. Ondan sonra topluma da garip geliyordu. Mesela hiç oy alamayacağını bildiği halde bir partiden aday olması ve az da olsa CHP'den oy bölmesi de insanlara antipatik gelmişti. CHP'ler çok kızdı. Yani acayip buna kızdı. Ne gerek var? Yani o partiden Beşiktaş'ta bir yerde... Ve söylemediği kalmadı. Şey, yani hani dilin ayarını kaybetmişti. Allah'tan o son veda mektubu ayarlı, dilin ayarı olan birleştirici bir mektuptu. Zaten anı olarak herkes de onu söyledi. Onu hatırlayacak. Bak onu yazmasaydı var ya, yemin ediyorum %50 daha az olurdu. Çünkü akıllarda çok agresif kalmıştır Ahmet. Benim cenazede Oya Başar mezarlığa gitmiş, Aslı Çetiner mezarlığa gitmemiş. Oya Hanım... Bu enteresan bir detay. Belki o da o gitsin diye belki. Defin işlemi yapılırken Oya Hanım fenalaşmış. Hemen şeyden almışlar, mezarlıktan çıkartmışlar kendisini. Cenazede, ya yani tören, böyle büyük bir tören yapılmamasının sebebi daha önce kendi sağlığı yerindeyken yanındakilere bunu zaten söylemiş, tembihlemiş. Bir şey yaptırmayın, hani şaşalı bir iş yaptırmayın diye. Ama dün mesela benim gördüğüm şöyle bir şey vardı. Evlatları tabutunun başında, kızı ve oğulları. İşte babasının tabutunu seviyor, biri fotoğrafını seyrediyor. Daha hoca hakkınızı helal edin, helal olsun dedi. Ya arkadaş, kameralarda görünmeyi şey yapan adam, 50 tane adam tabuta bir sarıldılar, bir kaldılar. Ya bırakın kardeşim, çocuğu var, evlatları var. Değil mi? Birileri omuza, onlar omuz versinler. Siz bir bırakın o tabutu. Bir kargaşa oldu. O ön taraftaki protokol bir anda dağılmak zorunda kaldı arkadan gelenler. Mesela ne o? Kameralar çekecek ya arabaya kadar. Şeyde görünsünler. Görüntüde görünsünler diye. Ben onun için çıktım dedim ya size. Hocam, Muhammed Türk çıktı, görünecek bir hocam, şey yok bir şey yani. Söyleyeceğim. Yok. Ya şeye de gülerim ben ya. Ya abi hep mi ön safta olunur? İki adam vardır. Dün sanırım şey yoktu. O şu sıralarda o yaşadığı hezimetlerden sonra... Şeyi çok görmedim, bilmiyorum var mıydı Sarıgül? Şişli Belediye Başkanı yok. Mı? Yoktu. Ha, evet. Sarıgül bir de, ama genelde bir, kim, bir numara, bir en önde kim, ortada. En önde kim olur biliyor musun? Abi de. Ünal abi. Ünal. Şimdi Ünal abi. Ünal abi gene oradadır. Ünal abi orada tabii, tabutta ilk taşıyanlarla. Şimdi ama şöyle Ünal ama Bey. Ama onu uyuyor ya. Yani ama o, Ünal abi bakın bırakmaz peşini, geceleri bak sen devam edin. Bütün abi. Mezarlığı, herkesin gidiyor. Gece yarısı mezara gider dua eder. Herkese. Hiç kimsenin... İşte ölüm yıl dönümünü bilmem nesini kaçırmayan, doğum günü kaçırmayan ama inan çok vallahi ben özel bir insan. Sana bir şey diyeyim bak, yalnız ölen için gitmez. Ölen mesela annen, Allah korusun annen gitti. Baban gitti. Bir şey kardeşim, her yerde Ünal abi vardı çocuklar. Her yerde o. Bu da nasıl bir adam vallahi ya. Doğum gününde pat diye Aykut doğum günü kutlu. Aa evet. Bugün senin doğum günü o hatırladın. Çok vefalıdır çok. Ondan sonra mesela bir bakarsın çiçek gelmiş mesela, ya kim temizledi mezarı? Aa Ünal abi gelmiş, kendi bizzat uğraşmış buna. Bütün arkadaşların mezarlığını ziyaret eden bir insan. Yaşar Kekova'dan tut, Ünal Yavuz'a kadar. Mustafa Sarıgül'ün cenazelerdeki o nöbetçi görevini şimdi Murat Hazine'den aldı. Bütün cenazelerde evet. En safta. Yalnız Murat Bey'i tebrik ediyorum bir konuda. Oluşturduğu bir zabıta ekibi var cenazelerde. Caminin hemen etrafında tedbir alıyorlar. Tabutun başında... tabutu almak ve taşımak adına zabıta bir şey yapıyorlar. Tören öncesinde ve tören sonrasında cenazenin mezarlıktan sağlıklı bir vaziyette mezarlığa ulaşması için inanılmaz güzel bir çalışmaları ben var. Ben gittiğimde de tam duvara şey yapıştırıyorlardı. Murat Hazineder ve şeyin beraber bir resmi. Kırca'nın rahmetlinin içine yazsın. Onun bir koca bir resmi. Burada da son mektubu. Acaba buradan buraya kadar bir şey... Duvara tam onu asıyorlar. Başkanın resmi de var mıydı yanında? Başkan. Tabii tabii. Işte. Demek Sarıgül olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Ya, nerede oturuyordu? Yani nerede oturuyordu Levent abi? Levent'teydi ondan sonra ne oldu? Şöyle son röportajı... Adada. Aslı Hanım'ın Kavacık'taki evinde yapılmış. Ben adada biliyorum. Hatta yani. Gazeteci arkadaşımız Yüksel Şengül'ü evine davet ederken... diyor ki burası Aslı Hanım'ın evi. Burada kalıyorum. O yüzden beni ve seni burada ağırladığı için teşekkür ediyorum kendisine diyor. Daha önce nerede oturuyordu onu bilmiyorum ama son olarak yani hastalığıyla beraber gidip geldiği yer Aslı Hanım'ın Kavacık'taki eviymiş. Orada kalıyormuş.
Pakize yaşarken arkasından her şeyi konuşuyorsun. Kavgalar, gürültüler, üç kuruş için. İşte dayan. Ondan sonra cenazede dayan. Böyle millete ah çok güzel. Şimdi konuşmak böyle dilimin ucuna geliyor. Ben de istiyorum ki insanlar yaşarken birbirine göstersinler. Abi sen defnedildikten sonra bugün bir şey söyleyeceğim dedim bu Levent Bey'le ilgili. Söyledin herkes mi? Söylemiş onu zaten okudum işte yani. Bir şey var onu da söylemek istemiyorum. Gördüm akşam televizyonda. Hallerini siz de onu düşünmüşsünüz. Eski oyuncularının gördünüz mü hallerini? Garibanlıklarını. Bak o kadar yorumsuz. Ya. Dedim inşallah benim anlatacaklarımı bu fotoğraflardan insanlar anlamıştır dedim. Ne iş yapıyorlar, ne yapıyorlar? Evet. Asfalan verdi onlara. Çok. Sigortalar ödendi mi? Şey. Emekli olabilirler mi? Onlara ben ne diyorum? Onları Sinan'ı çağıracaksın. Konuşmaz ama o kadar iyi bir adam ki. Evet, evet. Melek gibi bir adam. Engel. Orada evet. Bir Fatma Hanım vardı. Fatma vardı değil mi de? Onunla bir ara ayrıldım, ayrıldılar tekrar geldi. O da bir tane yeri yarı bir adam vardır. Böyle baba hani komiser mumsin evet. Oldu. Onu ben şeyde tünelde otobüs durağında otobüs beklerken ayağında terlik var biliyor musun ya? Terlik, ayakkabı bir şey yok. Böyle bu adam bu kadar 20 sene olacak o kadar da en baba rolleri oynuyor desem inanmazsınız anladınız mı? Onun adamı yanında da zabıtayı oynayan bir genç çocuk vardı şimdi kendi tiyatrosunu kurdu. O ben Uçan Kuş'tayken konuk gelmişti. O da çok saygısından konuşamıyor ama reklam arasında epey konuşturdum onu. Hiç destek vermemiş kendisine. Hani bırak alacaklarını para sigortayı. Yani çok büyük vefasızlıklar yaşadığını söyledi. İşte şeyde oynayan çocuklar duymasında oynayan isim neydi o hani baba rolünde oynayan? Ferdi abi. Ferdi. Ona sorun. O da çok iyi bir adam. Evet, melek evet. Gibi adam. Yani ben en çok şeye solcu geçinen bir insanın yanında çalışan insanların sigorta primini yatırmaması. Bana en çok koyan o. Çünkü onlar primini yatırıyor. Günü gelince emekli olacağız diye bekleyen. Bundan daha büyük vicdansızlık düşünemiyorum. Çocuklar, tamam mı? İnsanın patronu falan başına bir şey geldiği zaman. Ben hemen o zaman bu arada bir şey gireyim ben. Ben hayatımda ilk defa patronun arkamda olduğunu hissettim çocuklar bu hastalığımda. Ha ne oldu? Yani nasıl bir alakasını gördüm? Size anlatamam. Kendisi yoktu hiç ortalarda ama... Hep selamını aldım, geçmiş olsununu aldım, arkamda olduğunu hissettim. Herhalde o bile ne kadar önemli herhalde bir şeydir insan için. Yani tabii, şöyle Allah'ım dedim ben hakikaten ne kadar iyi bir şey. Ben ne kadar iyi bir kanalda çalışıyorum. Yemin ediyorum size moralim düzeldi. Ama bakın moralim düzeldi. Burada yalakalık için değil. Hiç yalakalık. Babadır, babalığımız. Çocuklar yalakalıkla ne alakası var? Ama çalışmazken de Mehmet Ali Bey'in herkese yani insan, ilk hiç tanıştığında ben mesela bir sürü arkadaşlarımla 5 program başlarız yani. Kimlere ne dedikleri bile bile ama. Ama şöyle ilk tanışan yanında insanlarda hepsinde böyle bir hayranlık oluşur. Ya derler böyle nasıl böyle maviş bakıyor böyle şefkatli bir bakışı var. Evet yani. O alakayı göstermesi ya da ben bütün işlerimi kendim hallettim ama onun o alakayı göstermesi, sana bir şey sordurması. İnsanları yok. Bu ne kadar önemli bir şeydir yalnız bu ya. Yalnız olmadığını hissediyorsun. Evet yani yalnız değilim diyorsun. Çok önemli. Ben, çok iyi bir karar vermiştim. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, hastaneye gidiyorsun. Sizi alamayacağız, primleriniz yatırmamış. Siz bizde gözükmüyorsunuz diyen bir iş yerinde çalıştığını öğreniyorsun hastanede. Primleri yatırmamış. Öyleler de olur tabii. Ben onu anlatmak istiyorum. Anladım, o kadar önemli ki. Şimdi o kadar hemen önemli ondan yani sonra başladı işte. Abi şu değil mi? İşte yansımalar, herkes ektiğini biçiyor. Evet. Yoksa şaşırmamak lazım. Allah rahmet eylesin diyelim. Amin. Amin. Evet. Efendim, yalnız şeyi tavsiye ederim. Star'daki neydi? Genel yayın müdürü onunla röportajını bütün internette şimdi veriyor. Ya Star'ın senin eski müdürün kimdi ya? Hani Galatasaraylı ya. Ömer? Fatih Altaylı. Ha. Fatih Altaylı'yla bir şeyin televizyon programı var ya var, onu evet izleyin bu televizyon tarihine geçmiş. Hangisi evet, kimle? Gel. Levent Kırca ile. Levent Kırca ile karşı karşıya. Ay, yayınladı mı haber? Ay yayınlar mı? Ya, şeyde var ama internette alo devamlı bütün çocuklar evet olamaz. Tabii böyle şey bir şey yok böyle bir şey. Çok akıllı adamdı. Pratik zekalı. Nasıl abi, yani bir şey sıkıştır değil mi Fatih? Yani bence yani bir herkesin şey bir bitiş noktası vardır ya. Fatih'in de bitiş. Evet. Finali. Ben bir şey seyrettim ya terlediğini. Veda hutbesi. Yani tabii adam hazır cevap, kültürlü, böyle saniyede bir rol değiştiriyor. Geçe. Ya arkadaşlardan sinirlen rica etsek birkaç dakikasını bulabilirlerse. Bak ben ne kadar ilerleyen dakikalarda seyredebiliriz. Var.
buraya niye geldim ben dedi, madem beni dinlemiyorsun. Ya. Ben şarkı söyleyeyim o zaman. Bir şarkı söyleyerek bir final yapıcı var. Fatih Altaylı, Levent Kırca. Yani kavga ettikleri bir top şey sabır, sabır programları var. Böyle, hakikaten. Ama böyle ya. Tarihe geçecek bir şeydir o. Fatih'i bitiren iki yayın vardı. Bir Sayın Cumhurbaşkanımız da bir yayını toplumda infialeye ulaşmıştı. Fatih açısından. Abi, bir de bu. Yok bu Levent Kırca'nınki böyle bir gülüyor, bir şarkı söylüyor, bir dalga geçiyor. Ondan sonra bir kızdırıyor, ondan sonra sinirleme. Bak ben ne kadar sakinim. İstersen güleyim, istersen sen nasıl ya orada oluyor? Resmen gol atmaya geldi. Acayip ya. Aynen gitmiş öyle. Orada bir ama doğaçlama hepsi de biliyor musun? Çok güzel. Hep Fatih açık verdikçe atıyor golünü. Efendim Twitter'la Türkiye arasında hiç buzlar erimedi. Ve sık sık yayını kesilir, Twitter'la böyle bir didişmemiz vardı. Fakat Twitter yönetimi Ankara'da 97 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrasında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın acil koduyla gönderdiği yazıya anında cevap vermiş ve 3 IP adresini Türk yetkililere teslim etmişler 36 saat sonra. Bu Pirs Ozan Abdal takma ismiyle paylaşımda bulunan bir hesap. Diğeri Dinevere Dai takma ismiyle ve bir de Goran Metsayan isimli 3 hesabın IP adreslerini Türk hükümetine 36 saat içinde teslim etmiş ilk defa. Evet, çok önemli. Bu arada tabii çelişkiler var. HDP şimdi Allah göstermesin burada bir şey olsa biz biliriz kaç kişiye bir şey olacağını belki ekipten. Şimdi HDP'nin iddiası da 127-128 kişi. Onu ben İlk günden itibaren hep öyle dedi. Daha ciddiye alıyorum. Belki de devletin ki resmiyet şu. DNA analizi yapıp somutlaştıkça söylüyor. HDP'de arkadaşlarını tanıyor. Kaç kişi eksik? Ona göre bir rakam veriyor belki. Onu da belirtelim. Ama burada, hemen şöyle söyleyeyim. Düzeltti. Dün Selahattin Demirtaş imzasıyla bir basın bildirisi yayınlandı. Evet. Özür diliyoruz kamuoyundan. Olayın sıcak ve katılımcı sayısına bakarak 128 diye belirttik. Ama cevaben devletin tutanakları doğrudur inceledikten sonra gördük. O yüzden de yapmış olduğumuz bu açıklamayla yanlış algıya sebep olduğumuz için özür dileriz diye dün kendilerine bir özür beyanı var. Güzel, doğrusu bu. Bugün yalnız sabah ben gelirken dinledim radyodan. 10 kişi çok ciddi bir şekilde yoğun bakımda. Tabii onların da yani vefatı bekleniyor diye biliyorum ben. Bu arada IP'lere yani de gelince dün konuşmuştuk ya. Twitter diyor ki burası özel bir otel gibidir. İsteyen gelsin, takip etmesin kardeşim. Ben kimsenin burada suç değildir. Burada din, o, bu, şu, hani çocuk istismarı hariç birkaç taciz şeyi hariç hiçbir şey yasak değildir. Herkes büyük dev milyonlarca kişinin kaldığı bir otel gibi düşünün. Otelin odasında da herkes istediğini konuşur. Siz gelip o kapıya kulağınızı dayıyorsunuz. Dayamayın, ne söylediğini duymayın. Aa bu bunu diyor, şunu diyor. O zaman dinleme kardeşim diyor. Ama bu tip terör olaylarında uluslararası anlaşmalar gerekir ki Twitter buraya gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakanken kapatmıştı onları. Bence de hak etmişlerdi. Bunlar Twitter, Instagram, Facebook bunlar şu havadalar. Biz dünya markasıyız. Ve bunlar büyük reklam satıyorlar. Özellikle Facebook. Türkiye'ye kuruş vermiyorlar. Google da öyledir Google. Ondan sonra hep bypass ediyorlar. Halbuki buradaki firmalar reklam veriyor. Onlar yurt dışından faturasını kesiyorlar falan falan falan. Neyse bunu devletimiz uğraşıyor bu büyük kaçağı önlemek için. Onlar da burada bir büro açmaya bile yeltenmediler. Dediler ki işte bir istişare birimi oluşturalım. Onlar kurnazlar. Dünyanın hiçbir yerinde büro açmıyorlar. Çünkü büro açsa devlet oraya tebligat yollayacak. Bilmem ne falan filan yazışmalar bir sorumluluk da olacak. Resmi yırtılacak. Burada kaçak dövüşüyorlar. Bir araya girebilir. Evet. Bir de bütün dünyanın bilgileri orada ya. Senin mesela her türlü doğum tarihinden tut bilmem ne. Onları da istedikleri yere satabilirler. Başka tabii, bir şey söyleyeceğim. Satıyor zaten. Satıyor. Biz o hızlıca şeyler var ya o bir uygulamayı indirirken. Orada okumuyoruz karınca duası, kabul ediyorum babası. O kabul ediyorum içinde neler yazıyor biliyor musunuz? Aynı şey bu iPhone için de geçerli, diğer telefonlarda. Şu anda bırak yazışmaları, o şey ayarlarınızdan onları herkese tavsiye ediyorum, ayarlasınlar.
konuşmalarımızı dinliyor, kaydediyor ve diyor ki sizin eğilimlerinizi, hayat tarzınızı, kullandığınız ürünleri, kelimeleri reklam ajanslarına servis edebilmek için sizin konuşmalarınızı da, ama telefon konuşmalarını da değil, şu anda biz konuşuyoruz ya, onu da kaydederim, oradan analiz yaparım, o analizden belli kelimeleri seçerim, bakarım, dedim ki bu markadan çok bahsediyor. Dümeni adı altında. Türkler kırmızı rengini çok seviyor. Ha, böyle bir veri. Dümeni adı altında, buna da dünyada big data diyorlar. Yani büyük veri, büyük veri kullanımı. Artık yüzyılın bir mesleği haline gelmiş. Dünyada bu bir meslek. Şirketlere dataları satıyorlar. Datalarla da insanların eğilimleri, işte deterjan, ona bunu, hangi markayı, kaç yaş grubu, ne yaparlar, o seyirciler ne yapar, o program yayınlanırken ne izlediler, neyi tıkladılar, anasının nikahına kadar her şeyini biliyorlar. Bizim ve bunu da satarım diyor. Bakın tek tek inanmadım okuduğum, diyor ki telefon konuşmanı değil, bu açıkken sizi, sesinizi alırız, odadaki o, neredeyseniz konuşmaları, onu da analiz ederiz diyor. Burada saklama yazıyor, biz de ona, onaya bastığımız anda, ha ama bunu Google'da da var aynı şey. Senin bütün tıklamalarını, bilmem neleri, yazışmalarını kayıt takip ederim, ya, analiz ederim. İşte falan ederim, filan ederim. Onların da yolları var. Ayarlarda onun şeyleri var. Onu, hayır ben istemiyorum, takip edemezsin, beni kaydedemezsin diye ayarlarda şeyleri var. Onları herkes yapsın. Yoksa, ha bir de şu var. Şöyle bir zannımız var. Sanki orası çok özel ruhani bir yerdir de veya bir devlet kademesidir, çok büyük sürdür. Orada işimizi yazıyoruz, aşkımızı yazıyoruz, sitemizi her yazıyoruz. Her türlü yazıyoruz, gayet rahatız. Ama ya o dediğin de elin adamının şirketi. Ananın kızlık soyadı bir yer orada. O elin adamının şirketi yani ve suistimale de çok açık şeyler. O bilgiler de zaten bütün istihbaratlarda da var. Peki, mesela Facebook... Telefoncularda yok mu bu bilgiler? Tabii ki de var, olmaz mı? Olmaz. Hayır, başka bir şey. Mesela şeyi anlamamıştım yıllarca. Mesela hala da anlamıyorum. O WhatsApp reklam almıyor. Neyle ayaktasın sen? Kullanıcı datalarını satarak. Hayır, datayı bırak. Onları mesela Facebook için de, Instagram için de geçerli, Twitter için de geçerli. Reklama sonradan başladılar. Reklam veya Facebook reklamları harcamalarının çok altında bir geliri var. Diyorlar ki bunları zaten CIA gibi oluşumlar finanse ediyor ki yazışsınlar, çizsinler, orada onu takip etsin. Bütün dünyanın bilgisine, aşkına, meşkine veya teröristine, bütün dataya hakim olsun. İşte bu yani. Düştüğümüz tuzak bu. Big Brother Watching. Efendim şey, istediğiniz pardon, görüntüler bu gelmiş. Soğutmadan yayınlayalım. Efendim, bu konu ilginç ama bir şey de anlatacağım. Rahmetli Levent Kırca ve Fatih Altaylı bir programda karşı karşıya geliyorlar. Niye böyle? Levent abi Fatih Altaylı'yı bakın nasıl çıldırtıyor. Ben dün akşam izledim. Ya Ahmet harikaymış ya. Yani, doğru içinde. Bir komedyen ya bunu o Cem Yılmaz'ın sitcomları gibi komple versinler. Diğer televizyonlar yayın haklarını 3-5 kuruş alsınlar. Yemin ediyorum reyting rekorları. Ama kadar. İnternette öyle. Ben 4 kere seyrettim. Abi inanılmaz ya. Ya muhteşem. Yani kaçırdığım espriyi geri alıyorum, tekrar seyrediyorum yani. Hayır, bir şey merak ettim. Facebook'ta... Fatih Altaylı'nın iddiası. Fatih Altaylı madara etmiş zaten. Salak. Acayip ya. Yalakadır. Olmaz öyle. Ama şey ekonomik durum nasıldı sizce son dönem? Levent abi mi? Evet. Yani kötü Fatih Altaylı diyor ya bir eli yağdı bir el var. Öyle değil bence. Çok şey değişti. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim mi? Evet. O tiyatro yaptıkları zaman oyunları, televizyonları, halleri vakitleri çok iyiydi. Yani Levent, o zaman kapalı güzel, gişede tiyatro acayip oynuyorlardı. Acayip güzel evlerde oturuyorlardı çocuklar. Mal paylaşımı yaptılar şeyle, bayağı bir uzun sürdü o. Vallahi muhteşem benim, güzel evlerde oturuyorlardı. Büyük teknesi vardı. Tabii 30 yani öyle kötü durumda değil. Vallahi çok benim bildiğim 4 Levent'te bir film şirketleri vardı. Evleri vardı acayip. Çok fena bir icralık durumları oldu. Ellerindeki bütün televizyon programlarını, filmlere falan eller el konuldu. Ne zaman dayanır? Son yıllarda. Evet abi son yıllarda. Son yıllarda olmuş olabilir ama başta çok güzeldi. Çok büyük kaybı vardı. Evliyken yani. Evliyken iyiydi çok o iyiydi. Sonrasında o öyle, evliyken çok iyiydi. Paranın para olduğu zaman abi böyle kaç bin liraya bant teslim ediyordu. Tabii mal masaya, tabii para canım, masaya. Hepsi güle güle otursun. Çok alışkın değiliz Nülüfer'in bir şeyler söylemesine. Çok özel zamanlarda yaptığı röportajlar vardır. Ve sosyal medya hesabını da çok faal kullanan bir sanatçı değil. Fakat kendisiyle ilgili bir haberde ailesinin ve kendisi hakkında din, dil, ırk, mezhep konusunda bazı iddialar vardı. Özellikle de bu son seçimden sonra Nilüfer kendi Instagram hesabında bir kare fotoğrafını yayınlayıp altına şunu yazıyor.
benimle ilgili bilinen yanlışlar, Ermeni, Rum ya da Musevi ebeveynim olduğu yanlıştır. Öyle olsaydı da göğsümü gere gere söylerdim. Benim için insan vardır. Din, ırk, milliyet, mezhep, renk farkları bir hiçtir. İnsan dünyasının her yerinde insandır. O kadar işte. Doğru söylemiş. Bu konu çok ilginç bir konu. Son zamanlarda vatandaşları bizi birbirimize düşürmek için kullanılan bir taktik. Aa o mu? Zaten Ermeni. Aa o mu? Böyle bir şey var ya. İşte dün de konuştuk. Herkes birbirinin seceresini, soy ağacını biliyor. Adam Nobel ödülü kazanıyor. Ona hemen bilmem sen Arap mısın, Kürt müsün bilmem ne. İşte Nilüfer'e takmışlar. Nilüfer gelmiş 60 yaşına. 60 sene sonra babasının nereli olduğu mu aklınıza geldi yani? Niye ortaya Olsa ne olacak ya? Olsa ne olacak? Öyle bir şey yok da. Yani böyle bunu konuşmaları, böyle yaralamaları, böyle arkadan hançerlemek nedir anlamadım yani. Bak mesela Bontu'ya geldi. Ben yazdım onu. Bu Sezen Aksu'nun konserinde Sezen'i acıdım. Organizatörü acıdım. Tamamen bir dedikodu. Üstelik dedikodunu çıkartan da bizim diplomatik Türkler. Aa bu konseri PKK organize etti. Bu Ermeniler var falan. Bir dedikodu yayıyorlar ve konserleri adam o kadar kapora vermesine rağmen ondan sonra konserler iptal olmuş. Evet, başlıyor tekrar. Ve Sezen ne? Başlayacak. Ocakta mı ne? Ocağa kaldı galiba. Yok ya işte ertelendi. Yok bilet yok yazdı değil, okudum ben bir ara. Bilet paralarını bana mektup yazmış adam organizatör sahibi. Başlayacak sanki. Yani diyor ben. Birbirimizi yemekten diyor böyle bir güzel projeyi enteresan ve bunu Türkler yapıyor kendi aralarında. O elbiseyi abi Nilüfer'i seviyoruz şimdi. Ne olursa olsun vazgeçeceğiz mi sevgimizden? Ya tabii sesine bayılıyoruz ama, yani ama, bu ne demek bu? Ama cahil insanlar böyle etkileniyor. Bazı ırkçı kafalar var. Valla ben İzmir'de gözümü açtım. Sağımızda Museviler oturuyordu. Solumuzda Ermeniler oturuyordu. Hepsi bizim dostlarımızdı, ahbaplarımızdı. Ömrümüz onlarla geçti. Anacığım işte o günler Türkler çok Türkler de vardı. Kaldı. Kimse kimseye bir şey sormaz. Herkes birbirine gider gelir, canını verir. Böyle dostluklarımız vardı ya bizim. Niye bunları kaşıyorlar edelim. Ki bunları? Nilüfer çok değerli bir sestir ve bugüne kadar hiç niye kaşınıyor bunlar? Ulaşmış bir isim de değil. Hani kadının canına tak edip kendi hesabından bunları yazmak ihtiyacı hissettiyse canı fazla yanmıştır. Bu isyanı da ondandır. Yoksa aksi takdirde kimse kimseye yapmamalı zaten. Etliye sütlüye dokunan bir tip değil yani. Benim böyle üzüldüğüm nokta mesela bazı insanlar gerçekten işte bizim şeylerimiz mesela Ermeni kökenli vatandaşımız filan. Ama Asum Aralmal'dan bahsettik. Ermeni miydi? Ermeni tabii. Ermeniydi o. Onun için sakal tıraşı oluyor diyorlar. Doğru mu? Hay Allah'ım ya. Bak şu anda sen ırkçılık yaptın biliyor musun? Ha? Esmerler. Hayır. Onlar değil esmerler olur öyle birazcık. Yani esmerler biraz daha tüylüdür. Madem ki Ermenisin sakal tıraşı. Biraz tüylü olmaz mı esmerler sarışınlara nazaran? Ya espri yapıyorum. Çok da güzel şarkıları vardı. İyi de tanışırım. Çok. O da bir genç bir evlilik mi yaptı? Birlikteliği vardı. Adam da bunu Antalya'ya taşınıyor. Ondan sonra parayı da yedirme komşusuyla anlatıyor. O, 99 depremi oldu ya. Depremde çok korktu çocuk. Çok korktu. Burada konuşamamış günlerce falan. Böyle çökmüş böyle tırsaki insanlarla olmuş. Konuşmuyor. Tırsakinin en büyüğü olmuş. Böyle ufak tefek değil. Ondan sonra bu da onu o kadar üzüldü ki, o kadar iyi kız ki. Aldı buradaki evini sattı, oradan gitti ev aldı. Alanya'ya yerleştiler. Şimdi bu da ister miydi bunu anlatılmasını bilmem yazık. Canım herkesin sormadan. İstediğine göre mi yani? Yani ha ama şey, aldı onu buradan bak yani bu erkeğin yapacağı bile bir iş değil. Aldı kocasını buradan. Çok korktu burada depremden diye. Onu hiç depremin hiç olamayacağı gibi bir yer söylemişler işte. Alanya'ya yerleştirdik. Güzel ev aldı oradan. Bir apartman katına yerleştiler. Fakat o da sağ olsun ona teşekkürünü karşı komşuyla karıştırmakla yaptı. Karşı komşunun adam kızı. Adam Türk müydü? Tabii canım. Ay bir müzisyen miydi? O da öyle bir şeydi. Belçika'da yanlış söylemeyeyim. Galiba. O da orada hayatım. Bir güzel aniden bunu bıraktı. Başkasından oldu. Kız orada tek başına kaldı. Tekrar geri döndü. Allah çok şükür işleri iyi onun. Dizilerde falan oynuyor. Bizim kız. Silvia. Asum Aralman. Asum Aralman dizilerde çok oynuyor. Çok iyi çok da iyi kızdı. Bana mı o kadar eski arkadaşım. Ama böyle, böyle de bir şey yaptı. Yazık. Bir, 68'den. Hayır kocası Orhan Şevki arkadaşımdı. Nereden nereye onu da kulağını çınlattık. Hayırlı Orhan işler ona da inşallah. Sevgiyle Orhan Şevki arkadaşım bir orkestrasının. Çok üzüldü, rahatsızlandı, hastalandı. Bayağı bir ciddi rahatsızlık geçirdi yani. Ha, ben başka şey söyleyeyim. Yani bazıları var şimdi isim vermeyeceğim. Biliyorum. İşte mesela Ermeni vatandaşı, kökü Ermeni.
duyulacak diye ödü patlıyor biliyor musun? O kadar böyle dikkat ediyor ki. Ama görüyor, yıllardır da saklıyor falan. Ne acı bir şey ya. Gidiyorsun mesela Almanya'da oturuyorsun, Türk olduğunu saklıyorsun. Veya Fransa'dasın, Türk olduğunu, Türkleri sevmiyorlar diye saklamak ne kadar kötü bir şey Türkler ya. Türkler kendini zaten gösteriyor, nasıl saklayacak insan? Hayır, Türkler. Ben sana örnek veriyorum. Yani, ırkını, geçmişini inkar eder gibi saklamaktan bahsediyorum. Hı. Burada doğmuş, büyümüş, yedi sülalesi Ermeni ama ben Ermeniyim diyemiyor ya. Ve o da Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri. Ama içine atıyor. Ama böyle çok var biliyorsunuz değil mi? Valla ben tabii var, tabii. Feriköy doğumluyum. Kurtuluş Feriköy'de Rum ve Ermeni cemaatlerinin arasında büyüdüm. Çok değerli, çok önemli aile. Feriköy vatanıdır. Feriköy'ler her şeyi bilir. Ya bütün orada o güzel mezeler, mezecilerin kralı Feriştah, Kurtuluş Feriköy civarındadır. Hep en iyi müzisyenler, Türkiye'nin en iyi müzisyenler oradan. Hepsi. Rahmetli Nubar abi. Hepsi. Hayko, şarkıcı Hayko ki hala görüşürüm, sevgiyle anlıyorum buradan. Fedon, Kurtuluş. Mahallemizi, Asa abla mahallemizin. Sen Kurtuluş, Bozkurt Sokak. Evet. Ergene Konca. Hayko. Bozkurt Sokak'ta oturdu aslında. Hayko ne yapıyor? Hayko biraz sağlık problemleri yaşadı. Ama çok şeker adamdı. Şimdi iyi şükürler olsun. Kıbrıs'ta her hafta sonu program oluyor ve acayip bir müşterisi var. Her hafta sonu orada yeniden böyle bir gençleşti, kendine geldi. Yazı Kuşadası'nda geçirdi. Delikanlının Allah'ı o biliyorsun. Çok şeker adam. Askerlik falan böyle 20 ay askeri yaptı. Ondan sonra gibi. Bir laf ödüyor, hemen dövüşür falan. Ya öyle bir kişi... Beşiktaş camiasında çarşıda acayip saygın bir adam. Beşiktaşlar Hayko dediğimi böyle hakkal sular duruyor. Rahmetli mi oldu? Ondan önce de bir şey vardı. Alo, alo, Angelo. Hatırlar mısınız? Angelo vardı. Gibraltar Angelo. Alo, alo, Angelo. O Angelo ama bayağı... Bir yer filan açtı o. Bir yer açmadım, Angelo vardı bir yer. Yeşiköy'de vardı, sonra bebeğe geldi filan. Eski. Taverna'yı ilk Rum, Ermeni vatandaşlarımız yaptı. Rumlar. O Rum müziği, Greg Taverna müziği. Çok sonra o Ümit Besenler, Necdet Alpler başladı. Tabii İlk taverna mantığı Yunan tavernası mantığında Rum vatandaşlarımız. Efendim biliyorsunuz Mitcom TV fuarı yapılmıştı. Evet, ve Indira Gandhi fuarı. Beren Saat'le Hülya Avşar ilk defa bir araya gelmişlerdi. Beren'in kıyafetinden o günü bahsetmiştim. Ve şimdi oralarda yayınlanan aylık moda dergilerinde Beren'in fotoğrafları yer alıyor. Ve moda eleştirmenleri Rüküş Türk başlığı altında Beren'in 3605 euroya yani 12 bin TL'ye aldığı Alexander McQueen imzalı kıyafetini Rüküş bulmuşlar. McQueen değil, Giyin, E ile yazmışlar. Giyin metten mi gelmiş Giyin? Belki de olabilir. Kıyafetin bedeli 3605 euro yani 12 bin TL ama moda eleştirmenleri kıyafeti Rüküş bulmuşlar. Oranın paparazzi programından bulmuşlar büyük acaba. Ben moda eleştirmeni olup şu da güzel giyinmiş diyen, kimseyi görmedim. O muhalefet partisi gibi olmaktır eleştirmen olmak. Bu arada Maya Paolo adlı vatandaşımız, Ermeni bir Türk vatandaşıyım, sizi izliyorum. Güzel cümleniz bile bizi onore ettiniz. Bugünlerde ihtiyacımız var demiş. Rica ederiz biz de. Ayrım olmaz. Söyledik. Zenginliktir. Hepimizin çocukluğu, Rum, Ermeni, gayrimüslim vatan ve İstanbul'un o esas güzel mozaik tadı oradan o malum geliyor. Olaylardan sonra benim gayrimüslimlerin bu şehirden gittikten ve daha sonra da maalesef ki küçümsemek için söylemiyorum ama biraz cahil, biraz da kötü yaşam alışkanlıklarını barındıran mafyavari veya başka nedenlerle kültürel oluşamamış bazı doğu kültürünün buraya nüfuz etmesiyle İstanbul'un o İstanbul'luğu kalmadı. Ben Yeşilköy İlkokulu'nu ve ortaokulu bitirdim. Bizim sınıfın yarısı Rum ve Ermeniydi. Faytoncumuz bizim İstapan'dı. Ona o kadar çok benim Rum arkadaşım vardı ki. Bu ülkenin bu şehrin zenginlikleriydi ya. Yeşilköy'de Türk azdı. Bakın bir şey söyleyeceğim. Binalar görüyoruz. Mesela İstanbul'da beğendiğimiz bir binaya bakın. Mutlaka gayrimüslim bir vatandaşın veya gayrimüslim bir mimarın mühendisinin eseridir. Ne kadar şekilsiz varsa da Laz müteahhitin eseridir. Bir şey söyleyeceğim. Ermeniler mimari konusunda o kitabını yazmış. O ne bilmem ne kardeşler var. Bütün sarayları onlar yapmışlar. Bizim Dikran'ın dedeleri falan da bu. Mesela o da öyle. Onlardan geliyor. Tabii. Yani okula gitmiyorlar ama acayip bir... Ustalar. Acayip ustalar. Ben Vehbi Koç belgeselini izlemiştim.
VP Koç da diyorlar ki ya ne yaptınız diyorlar, nasıl bu kadar? Ben diyor hiçbir şey yapmadım. Sadece baktım, her işin ehli hem ticaret olsun hem üretim olsun Ermeni ve Rum vatandaşlarımızdı. Onlar 5 lira alıyorsa çalıştıkları yerde onların kim olduklarını bulup onlara 10 lira verdim. Çaldım diyor onları. Kadromu kurdum. Gerisi kendiliğinden i̇şte çorap söküyor gibi geldi olay bu. Diyor. Yani bu. İşi ehline emanet ettim. Onların hepsi de gayrimüslimler diyor. Bu kadar. Burla biraderler, bilmem ortakları, ya. O Müseviler. Efendim, ve hepsine de hisse verdim diyor şirketimde. Aidiyet sizlerle diyor. Yaşamaktan büyük keyif alıyoruz. Çünkü biz sizle varız, siz de bizle varsınız. Bu topraklar hepimizin. O yüzden de kim ne yaparsa yapsın bizi birbirimizden ayırmaya gücü yetmeyecek. Efendim Mehmet Aslantuğ konuşmuş. Çok uzun zamandır kabuğuna çekilmişti. İtiraf ediyorum yanılmışım demiş. Niye söylemiş bunu? Yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinden gelen teklifi çarpık ilişkilerin yaşandığı dizilerde olmam diyerek reddettiği haberleri yayınlanmaya başlamıştı. Yıllar önce Aşk-ı Memnu'dan gelen teklifi çarpık ilişkilerin yaşandığı dizilerde olmam diyerek reddettiğim yazılıyor diyor. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Üstelik zamansız da buluyor. Bu acılı günlerde böyle bir şeyler konuşmak istemiyorum ama ağrıma gidiyor. Baş edemiyorum. Pusuya yatmış insanlarla boğuşuyorum. Hayatın her alanında pusuya yatmış insanlarla boğuşur oldum. Yıllar önce benim kurmadığım bir cümleyi kullanıp şimdi onun üzerinden haysiyet cellallığı yapanlar var. Birbirini kovalayan başlıklarla sözde haber yapanlar. Sözünü çabuk unuttu, para için ilkelerinden vazgeçti, tükürdüğünü yaladı diyorlar. Aile huzurumu bozmamak için Binbir Gece ve Aşk-ı Memnu gibi çarpık ilişkilerin yazıldığı dizileri kabul etmiyorum. Ucuz bir cümle bu. Gözlerinin içine bakarak haykırmak istiyorum. İtiraf ediyorum yanılmışım. Hesap mı soracaksınız? Benden değil, reytinginizden sorun. İzleyicinizden sorun. Yetiyorsa yüreğiniz, yetiyorsa kaleminiz hakkınızda hesap sorun. Böyle bir zamanda bu açıklamaya mecbur bırakıldığım için alçakça saldırıda hayatlarını kaybeden kardeşlerimizden, ailelerinden ve ülkemden özür diliyorum diyor Mehmet Aslantuğ. Şimdi bir şey söyleyeyim. Müşkül durumda kalmış tabii ki. Yani bazı işlerine mani oluyoruz. İş seçiyor diyorlardır. Anladın mı? Yok. Buradaki mantık şu. Orada bir sistem ediyor, bir ironi yapıyor. Diyor ki ben çeşitli etik değerlerim nedeniyle işte işte o bazı anlamlarda Türk örf, gelenek, adet, işte yengeci, ondan sonra yeğenin yengesine sarkması bilmem ne, böyle sapkın dizileri onaylamadım bugüne kadar. Ama on özür diliyorum da kinaye yapıyor. Diyor ki özür dilerim, ben düzgün işler yaptım ama onlar reyting almadı. Kaleminiz yetiyorsa bize değil Türk toplumuna, bu pespayeliklere, bu garip dizilere, bu hafif sapkın dizilere hesabı sorun ki niye onları çok seyrediyorlar, düzgün işleri seyretmiyorlar sitemini yapıyor. Ben şöyle demiştim diyor. Birkaç yıl önce sürekli ısıtılıp servis edilen boşanıyorlar haberi yapılınca yeniden gündem düşkünü değilim. Dolayısıyla da magazine bu tür haberlerle sürekli konu olmaktansa Binbir Gece ve Aşk-ı Memnu gibi ilgi görmüş dizilerde oynar, üstüne para kazanırdım diye yanıtlamıştım. Ama bunu aldılar. Ayrı huzurumu bozmamak için Binbir Gece ve Aşk-ı Memnu gibi çarpık ilişkilerin yaşandığı dizileri kabul etmiyorum diye yazdılar. Ve ne hikmetse bunu yeniden gündeme getirdiler diye de böyle bir sistemi var. Bu sistemi de nasıl yapmış? O kaleme almış. Eşi Arzum da bunu kendi sosyal medya hesabından paylaşmış. Yani orada birçok öfke var, sinir var, tercihler var. Evet. Bu arada sevgili Demet Akalın programımızı izliyor. Hepimize selamları var. Onu da tebrik ediyoruz. Bu cumartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde konseri var. Ve başkaları gibi bırak davetiye verip indirim yapmayı. Yer yok. Günler öncesinden yer biletler yok. Sold out. Yani yer bitmiş durumda. Bana iki kişi davetiye söylesene. Ondan maşallah. Sonra duyuyorsun değil mi? Doktor bu biraz da Mehmet Aslantuğ'un kendi hatası değil mi? Yani başına bu gelenler, Mehmet Aslantuğ'un böyle anılıyor olması. Ama biraz da bir şey söyleyeceğim. Sorun. Mehmet Aslantuğ şöyle ki. Mehmet Aslantuğ. Benim eski tanıdığım o arkadaşım olan Mehmet Aslantuğ değil. Bir garipleşti, bir agresifleşti. Mehmet Aslantuğ havalıdır bu, çocuklar, havalı. Yok, gençliğinde gayet de mütevazı böyle bir halk çocuğuydu. Birazcık o, havalı. Lokman Kondakçı'nın yanında yanaşma olduğu dönemlerde
Kötü anlamda kullanmıyorum. Onun hamisiydi. O anlamda söylüyorum. Ya o zaman Samsunlu hemşerisi evet, de bari. Samsunlu hemşerisi. Yani, Bafralı pardon. Yani böyle daha sıcakkanlıydı. Sonra ne zaman ki bak kırılma noktasını söylüyorum. Bir İstanbul masalı patladı. Bu bir havalara girdi. Bu zannetti ki ben artık oldum bu işte. Cüneyt Arkın oldum yani. Tarkıkan oldum dedi. İşte öyle değil Mehmet Aslan Tur. İşler projeye bakar. Sonra da projeleri tutmayınca kısa yolu seçti. Shortcut. Nedir o? Tutanlara bok atayım. Diyeyim ki onlar sapık tukaka dizler. Ben kabul etmedim. Şey vardır ya emekli albay geyiğidir. Ya buralar dutluktu. Bana bedavaya veriyorlardı. Ben burada komutanken almadım. Üstüne milyon dolar alsaydım. Ya kardeşim alsaydım. Kadınlar da yapar onu biliyorsun. Ha. Ah zamanında bana neler kimler asıldı. Ne doktorlar mühendisler. Ama ben hiçbirine yüz vermedim. O yüzden böyle yok, oldu. Yok şu da vardır. Ya, ne doktorlar mühendisler istedi hepsine verdim. Yok, adresimi. Yok. Efendim kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Mardun suratlı. Sonra istediğin yapsan, sohbetimize devam edeceğiz. Tabii. Bizde kalın. Bizden ayrılmayın. Çok önemli şeyler konuşacağız. Kısa bir reklam arası. Efendim her şeyi konuşalım. Devam ediyor. Mehmet Aslantuğ konusunda devam etmek isteyen var mı? Söyleyecekleriniz var mı? Yok benim. Erol Bey sana katılıyorum. Yani eski Mehmet Aslantuğ yok. Hayır, olmasını bekliyor muyuz değil ama benim de tanıdığım hani o ilk başlardaki görünce sohbet etmek isterdi evet, şimdi yani. Kaçıyoruz yani böyle aksileşti yani. Biraz önce konuştuk ya bu konuyu. Kim ne yaparsa kendine yapıyor anladın mı? Yani o insani ilişkilerde yanlış davranmışsan, birilerini kırmışsan, bir şeyler senden uzaklaşmışsa sonuçta bunu bedelini ödüyorsun bir şekilde ödüyorsun. Efendim manken Ece Gürsel'in eski A milli takım futbolcusu olan babası Tayfun Gürsel dün Antalya'nın Demre ilçesindeki evinde ölü olarak bulunmuş. Ece Gürsel haberi alır almaz hemen Antalya'ya uçmuş. Ölümle ilgili evinin banyosunda ölü olarak bulunmuş. Büyük bir ihtimalle kalp krizinden şüpheleniyor. Kokudan şüphelenmiş. Komşulara haber vermişler. 3 gündür haber alınamıyormuş kendisinden. Komşularının 155'e ihbarı sonucu saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen emniyet yetkilileri eve girince cenazeyle Tayfun Gürsel'in cenazesiyle karşılaşmışlar. Rahmetler diliyoruz. Ece Gürsel'e de başsağlığı diliyoruz. 63 yaşındaymış ve iki kızı varmış Tayfun Bey'in. Ölüm nedeni kalp krizi olarak geçmiş kayıtlara. Efendim Deniz Akkaya konuşmuş bir eşcinsel dergisine ve ilginç laflar söylemiş Deniz Akkaya bununla ilgili, röportajla ilgili. Türkiye özgür insanların ülkesi ve öyle olmaya devam edecek. Din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel kimlik her açıdan çok çeşitliyiz. Ben Çerkezim, atalarım Türkiye topraklarına göç etmiş, son derece mutlu bir şekilde Türgüyle, Kürtüyle, Alevisiyle yaşıyor burada diyor. Bir gün kızınız size eşcinsel olduğunu söylerse ne yaparsınız deyince diyor ki ahlaksız olmasından iyidir. Kötü bir işe bulaşacağına eğer onun hayatıysa benim anne olarak müdahale etmem mümkün değil diyor. Diyorlar ki gay ikonu musunuz? Çok gay şeyinde kalıyorsunuz, partilerinde görünüyorsunuz. Gayleri seviyorum. Hayatımda bana yanlış yapmayan insanlar o yüzden de aralarındayım diyor. Eşcinsellerin evlat edilmesi fikrini kafamda bir türlü oturtamadım diyor. Artık Türkiye'de saçımı sana süpürge ettim tutumu işlemiyor diyor Deniz Akkaya. Yine eski günlerindeki gibi son derece cesur fotoğraflarla derginin kapağını süslemiş. Ve kızını da içine dahil ettiği bir... Mesela diyor ki kızınızın eşcinsel olduğunu açıklarsa ne dersiniz? Motosiklet kullanmasından iyidir demiş. Daha az tehlikeli demiş. Şimdi bak ne dikkatimi çekti biliyor musun? Standart. O kural değişmedi. Evliyken boşanır veya sevgisine ayrılan herkes hemen soyunup erotik pozlarla sivri demeçler vermeye başlar. Buyurunuz şekil hikaye. Ne iş yapıyor bu kadın? Ben onu merak ettim. Bir televizyonda sağlık programı yapıyor. Devam ediyor mu? Banu Noyan'la birlikte... Bıraktı galiba. Yok devam ediyor. Orada televizyon dediği Sisi'nin yanında mı? Röportajında var. Açıklamış yeni bir işe başlıyor. Bunu söylemiş. Bir mağazası var bebek eşyaları. Bebek eşyaları satan bir internet sitesi ve mağazası var.
Banu Noyan'la birlikte hafta sonları alışveriş merkezlerinde sürekli eventleri var. 4 kişilik bir ekip yaptılar. Orada şovlara falan çıkıyor. Yani ekmek parasını kazanıyor. Kazanıyor. Şu anda görünüş itibariyle. Ama denizi bekleyen bir tehlike var. Dediğim gibi Murat Varol'la olan davasında ayrıldığı eşi, çocuğunun babası, çocuğun velayetini almak üzere bu ilişkinin medyaya yansımış. Peki para kazanıyor da niye Murat'ın evine niye yerleşmişti de bir şeyler böyle? Evine yerleşmedi, çıktı beraber ev tuttu onlar, beraberce geldiler olsa. Ben biliyorum o araları. Yani beraber. Onun evine yerleşmedi. Enteresan yani. Deniz biraz deli dolu bir kız. Kendi kafasına, kendi buyruğuna çok yürüyen bir kız. Kendi doğrularının dışında başka doğruyu kabul etmeyen böyle bir dik duruşu var Deniz'in. O yüzden de zaman zaman çıkışları iyi ama ben podyumda manken say derlerse şimdi bir numaraya Deniz'i oturturum sonra geri kalanı sayarım. Şimdi oturturursun. Baksanıza şu güzelliğine. Daha bundan güzeli yani de şöyle bir güzellik var mı Allah aşkına ya. Fakat ben bunun kıymetini bilmeyen insanı ne yapayım? Ne yapayım yani? Kendi kıymetini bilmiyor. Kendi kıymetini, sen kendi değerini bilmiyor. Şu çıktığın insanları bir bak bakalım ne oluyor bir dene. O da bir mutlu çocuğu da var. Bir mutlu yuva kurmak istiyor. Belki böyle bir şey ama yanlış seçimleri olabilir. Ya şanssız da bekledim ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. O da sinirli. O da lafını saklamıyor. Adamlara böyle böyle konuşuyor. Bana bir gün haber geldi. Arkadaşınıza söyleyin dedi birisi. Eğer arkadaşınızsa çok kalabalık bir kafede vermeyeceğim ismini ulusta. Ya dedi onun sevgilisi var. Yeni sevgilisi de böyle parmağını gözüne sokarcasına. Evet, böyle yapmayacaksın. Anlattım ben bunu biliyorsunuz evet, burada. Evet 5-6 öyle konuşuyor. Aa sen de Allah aşkına be. Ama yapmasın de. Ay yaramı tuttun inşallah iyi gelir. Herhalde. Yapıyorum. Ondan sonra yapmasın işte dediler. Erol Bey'den, Erol Bey'den şifa mı istediniz efendim? O da doktor yani belki bir faydasını görürüz. Rahmetli şey aklıma doktor geldi. Doktor gibi büyücü gibi söyledin onu ya. Hayır hayır. Rahmetli şey evet. Aklıma geldi. Neydi? Telepazar. Cenk Koray. O da şifalıydı derler. Vallahi okurdum bilmem ne sonra genç yaşta kendi gitti. Bilmiyorum ama böyle tutar konuşuyor. Erol, Hakize Hanım, Erol Bey'in eli size şifalı gelir mi bilmiyorum ama Hande Yener Brezilya'da bir şifacı bulmuş. Serdar Ortacı şifa bulsun diye adama götürmeye karar vermiş. Birlikte bir gece kulübü açma hazırlığındalar İstanbul'da. Serdar'la süper bir ikili olduk. Serdar'ın sağlığı ve enerjisi güzel. Fakat zaman zaman ağrısı oluyor. Kendisini Brezilya'ya götürmeyi planlıyoruz. Bir şifacı buldum. İnşallah. Enerjisi yüksek şifacılara inanıyorum. Belki klibi çektikten sonra uçağa binip Brezilya'ya gideriz demiş. O tiplere şifacı mı deniyor? Tabii canım sallan yuvarlan uydurmaca. Yaz düzeltelim o haberi yanlış yazmışlar. Onlar birlikte kulüp açmıyor. Onlar birlikte single yapıyorlar. Birlikte kulüp açacağı Karaköy'de açıyorlar Erdal Acar'la. Onu düzeltelim onlar birlikte Karaköy'de kulüp açmıyorlar. Birlikte single yapıyorlar. Haberde ya inşallah iyileşsin ben çok seviyorum. Sen Brezilya'daki ne büyücü şifacıymış şifacı abi yani enerjisi şifacı. Yüksek şifacı. Hani bizim sakallı hocalar falan var üfürükçü. Onlar gibi mi şifacı? Herhalde öyle büyük. Onlar da çok sıkı katolik belki kilisede üflüyor. Vallahi olabilir. Nasıl yapacaklar bilmiyorum ama yani şey aslında yormasınlar ya. İstanbul'da 3-5 kuruşa bu işi hallettirecekleri bak. Şeyler var. Yani o sen Brezilya'ya gittin mi diyor ya. Yok gitmedim de. Orada da meşhur şeyler var. Plajda falan. Binnurkaya da şifacılar mı var? Şifacılar, üfürükçüler. Bizde üfürükçülerden geçirmiyor tabii biliyorsun. Hepsi yakalanıyor. Sonra ceza yiyor mu onlar? Yok hiç yok öyle bir şey. Kabahatler kanununa göre kaç böyle 150 lira mı 50 lira mı 75 lira mı bir şey var cezası işte, var. Şurada güzel, rahmetli Uğur çok meraklıydı. Bir akşam seni bir sabaha karşı gittik sizin o mahalledin dedi. Şeyde Pangaltı'da bir yere. Bir yani bak şimdi Ermeni kadın tamam mı? Ondan tamam. Çok iyi papaz büyüsü yapıyormuş kadın. Çok tehlikelidir. Uğur'la sabaha karşı gittik. Tabii beni Uğur olduğu için bir şey diyemiyorlar. Yoksa hayatta da abi İstanbul Sosyetesi'nin ne kadar ünlü kadını varsa hepsi oradaydı. Beni gördüler. Ben nasıl masmor. Ne ünlü iş adamlarının eşleri. Olacak ki sabaha i̇yi geliyor, karşı. İyi geliyor demek ki de gidiyorlar. Yoksa gelmese niye gidecekler bilmiyorum. Randevüler falan sabaha karşı veriliyor. İşte böyle... kocaların ceketlerinin içine bilmem neler kurutulmuş kertenkeleler bilmem neler ondan sonra yani ne komik bir şeyler. Bir şey de içiriyordur onlar orada da. Bir şey de içiriyorlar mı adamlara? Peki bir şey söyleyeceğim. Yok. Bir şey söyleyeceğim. Pakize Hanım siz dediniz buyurun. Ki bugün beni herkes aradı Hülya da aradı. Biraz böyle oradan bize biraz donatıyor verseniz Hülya ile neler bir ufaktan. Çok konuşmadık yazık çok üzülmüş onu söyledi ama onun haricinde de birazcık şeyinden dedikodu yapmadık vallahi. Benim hiç halim olmadı bir zaman aradı. Çok yeniydi.
ve şey çok yorgunum dedi. Yoruluyorum diziden. Çok dedi diziden. Ha dedim artık birazcık yorul yani. Hani oturmanın sonu yok. Ama her şey çok iyi gidiyor dedi. İşte bunu, bunu niye anlattım biliyor musun? Hı. Hülya Avşar bana 50 tane dava açtı belki. Hepsinden de beraat ettim. Üstüne de ben tazminat kazandım haklı çıkınca. Sadece bir konuda açamadım. Hürriyet gazetesine röportaj yapmıştım. Orada demiştim ki Saadettin Saran Hülya Avşar'ın kendisine yaptığı büyüleri gizli Hülya'nın da bilmediği güvenlik kameralarında yerleştirirken görünce ertesi gün evine, iş yerine girişi yasaklandı ve kapının önüne kondu demiştim. Hülya Avşar sadece bu konuda beni dava edemedi. Neden gelir, yarın gelir. Yarın tebligat gelir. Tamam. Ondan sonra. Hayır. Burada bu şey oluyor, halka duyuruyor. Bence üstünde durmaz. Ondan sonra. Çok geçmiş bir şey. Ben o dönemi söyledim, röportajı peki, yaptığımda. Peki detay var mı? Nasıl, ne büyüsü? Artık onu bilemem. Adam güvenlik kameralarında bir bakıyor, Hülya elinde böyle bir şeyler gizli gizli yerlere. Hülya aptal mı? Güvenlik kamerasının önünde büyüyor mu? Güvenlik kamerası olduğunu biliyor mu ki, sen beni bir dinle. Sen bu tanıdıklarını artık böyle devamlı savunmaktan bir vazgeç. Tanıdıklarına bak. Bir şey söyleyeyim. Herkes tanıyoruz. Ama biz de tanıyoruz. Ben onun hatalarını da söylerim ama size Hülya'nın da. O büyüler hiç geçemiyor. Oraya buraya asılanla değil. Dur. Abi çorbasına atıyor. Yok yok dur bitireyim kim? Ben kim? Bitireyim. Adam sonra bunları izliyor, sonra tek tek yerini buluyor. Hülya'nın girişi yasaklanıyor. Hülya'yı bir zarfın içinde yollanıyor sevgilerimizle diye. Ben rezil oldu Hülya. Peki bir şey söyleyeyim ben size. Yapmayan ve bunu bana kim anlattı? Yapmayan kadın kim var mı? Kim anlattı? Yapmayan kadın Saadettin var mı? Saadettin Saran anlattı. Nasıl ya Saadettin Saran? Nasıl yapmayan kadın var? Çoğu yapıyor kadınların böyle şeyleri. Kadınlar sevgililerine, kocalarına büyük yapıyorlar. Çoğu yapıyorlar tabii canım ama yapmıyor. Bak büyük bir ithamda bulunuyor. Çoğu yapıyor şey kadın ama bak yani. İsim vermiyoruz dikkat ama et. Ama büyü de ama kocam kadın beni bırakmasın yani. Diye yapıyor. Tabii canım, yani. Aile bütünlüğümüz bozulmasın. Ya, aile bütünlüğü öyle yapanlar tabii, var. Tabii tabii onlar. Benim o zaman bunların hiçbiri Müslüman ya değil. Ya bak benim gördüğüm büyücülük İslam'da büyük günah. Türkiye'nin en büyük holdinglerini bir şey yediriyorlar. Sabaha bilmem ne yediriyorlar. Yani. Valla peygamber. Biraz önce bahsettiğiniz peygamber yerlere gidiyorlar. Peygamber Efendimiz fal baktıranın Müslümanlığı 40 gün kabul olmaz diye. Buyurun bak. Bunu söylemiş. Bak bırakın falcıyı. Bize günde 4 kere sadece fal için kahve içenler var ya. Yani o yüzden var doğru. Ama bir şey söyleyeyim. Neyse yani. Çok meraklı tipler abi. O güzelliğine güzelliğini, sevgisini, şefkatini, suyucağına adamı büyülerle bağlayıp evleneceğim zannetti. Kapının önünde koyuldu ve bir ay sonra da adam bir diş hekimi hanımefendiyle evlendi. Hülya'nın en büyük hatasıdır. Ama ondan öncesi evet. Var. Saadettin Saran kimle çok samimi? Selim Soy'dan. Ve Selim Soy'dan dahil onlar ilişkilerine başladıklarında, bunları da Türkiye televizyonlarına 80 milyona şu anda anlatıyorum. Herkes dedi ki dur Saadettin ne yapıyorsun? Sen onu tanıyor musun? Selim mi söylemiştir bunu? Artık. Ben hiç inanmam. Selim abi çok iyi adamdır ya. Bir şey söyleyeceğim. Yuva acaba, kurar, yuva yıkmaz acaba ya. Ben bir gün merak ediyorum. Burada bahsettiğimiz bir insanla ilgili bu çok iyi kadındır, bu çok iyi adamdır. Doğruyu söylüyorum. Sen kötülük ya taraflarını şey biliyorsun. Ben iyi taraflarını biliyorum insanların. Bir şey söyleyeceğim. Bir yerden öyle bakalım. İkimiz ayrı pencereden biz bakalım. Biz kötü mü dedik ya? Olayı anlatıyoruz sana. Ya bir kadının hayatında oynamak falan yani veya bir erkeğin bu iyi kadındır alma veya bu iyi erkektir alma falan bunlar günah vallahi. Siz beni dinlemiyor musunuz? Dinlemez mi beyefendi? Omuzunuz kırılırken duymada bir sorun mu oldu? Olmadı efendim. Ben olmadı. Diyorum kapan ki tam çalışıyor. Adam Hülya'yı tanıyor. Adamı da tanıyor. Bu iş olmasın diyor. Ben şimdi Tayyar öyle bir şey olsa demez miyim ya sen? Hani kim bu? Kötülemek, iyilemek babında değil. Hülya'nın kimleri parmağında oynattığını zamanında ve stratejilerini... Hayır herkes vururken sütten çıkmış. Ak kaşık mı kadın Allah alıyor Allah ya? Şimdi onlara gelirsek yani çocuklar... Ya kardeşim adam arkadaşını uyarma hürriyeti yok mu? Var da sana ne ya? Nasıl var ne? Biz burada niye oturuyoruz? Sen burada eşini, dostunu, herkesi ben çok iyi adamdır. Bak şimdi, çok iyi kadındır bak, anlatmak için oturuyorsun. Şöyle bir şey ablacığım. Aramızda bir fark var. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Tabii ki tanıdığım insanları söyleyeceğim. Eşimi, dostumu. Sen tanımadın mı? Tanımadığım insanla nasıl bir şey söyleyebilirim onun için ben? Hülya'yı tanıyorum. Hülya benim yanımda bir şey yapmadı. Bir tane sevgilisi vardı. Onu gördüm. İkinciyi görmedim. Şimdi diyemem ki ben Hülya'da önüne gelen ne oluyordu diyemem ki kardeşim. 83 yılı Mayıs ayında. Ya sen bana Hülya Avşar'ı tanımıyorum mu diyorsun? Hülya Avşar'ın listesini, seceresini sen de miyim? Türkiye Cumhuriyeti'nde bilen mi vardır ablacığım? Ben bir tane adamla bilirim vallahi. Ya bırak Allah aşkına ya. Ne diyorsun sen? Allah Allah aşkına. Günaha girmeyin ya. Ben bağırtırma beni kolum acıyor be. Listesini yapsak buradan köye yol olur.
Ben 40 tane arkadaşımı sayabilirim. Sahi mi ya? Ay çok üzüntü duyuyorum, ciddi mi söylüyorsun? Aa, abi yalan ya mı söyleyeceğim burada? Salağa yapmalarım var ya. Salağa ne yapacağım kardeşim? Yani beni bildiğim bak 2-3 tane. Bak bakayım gözlerime. Vallahi. Bak bakayım gözlerime. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya bırak. Ya 2-3 tane. Tek kolu yeter sana, tek kolu yeter. Ay, bu benim adım Hıdır diyeceğim budur. Adam da uyarmış. Saadettin Bey de o uyaran arkadaşlarını demiş ki ben bir yanlışın içindeyim biliyorum ama bir dönem bunu yaşamak zorunda hissediyorum kendim demiş. Sevmiş demek ki. Yaşamış ve bitirmiş. Zaman gelince bitmiş. Onun ailesi biraz muhafazakar falan bir aile değil mi zaten? Kimin? Sara'nın değil mi? Yok zannetmiyorum. Amerika'da falan annesi falan Amerikalı galiba. Öyle bir şey değil. Ama bir aile şey falan var böyle. Ya bak ya annesi ya babası Amerikalı uydurmuyorsam. Öyle ben bir şey öyle değil. O annesi Amerikalı. Annesi işte. Amerikalı. Böyle ne bileyim aile pozlarında falan. Anlattım ya size. Baba zengini değil o. Amerika'da bodyguardlık yaparak kendini var etmiş bize. Neyse. Nereden buraya geldik? Ondan sonra Nasrettin Hoca demiş ki. Ya tutarsa demiş. Hayır avcı. Bak, efendim Pascal Nohma'ya Kadir Çöpdemir bir alışveriş merkezinde çok sohbet etmişler. Orada demişler ki Pascal Nohma'ya Türkiye'de hayran olduğunuz biri var mı? Evet demiş. Hülya Avşar'ı çok beğeniyorum. Gizliden olsa sanki bir platonik aşk durumum var deyince Kadir Çöpdemir dönüp kendisine demiş ki annenin ahretli olur. Kendine daha iyi birini yakıştıramaz dedi. Süper ya. Bu da adi bir. Çok aşağılık oday. Ne ayıp şey ya. Geldi buralarda dolanıyor. Hadi oda. Bir bunun memleketi yok mu ayol? Allah'ım ya. Geldi burada Türk kadını mı çekiyor? Annenin geliyor ahiret. Bir şey söyleyeceğim. Ya geldi burada Türk kadını mı çekiştirmiyor? Ay çekiştirmiyor mu ona ya? Çekiştirmesin. Fakir abla dönemedi de Hülya'nın etrafında. Efendim 10 yıllık ihanete. Onun için de şey diyorlar ya delikanlı diyorlar doğru mu? Kim için? Kim için? Pascal için mi? Çok delikanlı diyorlar. Valla delikanlılığı konusundaki şeyini biliyorum. Piyasasını biliyorum. Uçan, kaçan, giden, gelen, yürüyen, karşı kaldırımdan geçen. Onu kastediyorsun başka türlü mü? Ha? Başka türlü. Aykut abi başka türlü şey yapıyor. Dedikodusu başka. O zaman her şey var onda da. Hadi bakalım. Nazocan Hanım demiş ki Pakize Hanım'a rica ediyoruz. Lütfen insanları korumak adına konuyu bölmeyin. İnsanlar anlatsın. Siz de ay ne güzel bayılıyorsunuz böyle şeylere. Yazık ne yapmış Hülya ne yapmış bilmem kim. Yapmayın Allah aşkınıza ya. Herkes yapıyor. Şimdi onların adı vardı biz, öyle. Biz çıkın bir yanlış programdayız sanırım. Magazinle ünlüleri insan konuştuğumuz bir programdayız. Cuma sabahları gelelim konuşun abi, bir şey cuma demiyorum. Bir dakika bak bir hiç dinlemiyorsunuz ya. Bak herkes ne diyor. Erkekler seni konuşturmuyor diye devam. Biraz da onları okuyun oradan ya. Biraz da ben konuşayım. Erkekler sizi almış böyle şey ortada konuşturmuyor sizi diyorlar ısrarla. Haklılar. Ayol yapmayan mı var? Bunların adı çıkmış yazık. Bu artık bir yerden birisine ne haber dese adı çıkmış insanların. Evet yapanlar yok mu? Var. Bu piyasada isim yapıp da hiçbir mesleği olmadan isim olan insanlar var. Mesleği yok mesleksiz. Ablacığım hiçbir somut şey yok. Konuşacağız. Evet, ben isim başka veriyorum. Şeyler yapıyorlar. Ben olay veriyorum. Tarih veriyorum. İsim veriyorum. Sen şu bu X, ben Y, Z. Ben çok emin olmadığım şey veremem. Aa, ben onun Tanju zamanını bilirim. Başka da bir şey bilmem arkadaşlar. Fakizeciğim senin de magazin bilgin. Fazladır. Belki vardır. Son 10 seneye falan galiba. Daha öncesini bilmiyorsun. Biliyorum. Geçen gün bilmiyorsun. Sen geçen gün mesela birisi isim vermeyeceğim. Birisi aa, çok iyi kızdır dedi. Kimdi? Sen o kızın ya boş ver şimdi. Sen o kızın geçmişte neler yaptığını bilsen o defa demezsin yani. İyi kız dedi onu savunmazsın. O zaman onu bilenler, magazin takip edenler. Yok ben saygı duyarım size bir şey demem. He. Ama ben ondan tabii ki onun da bildiğini salladı ama Hülya, ben bilmiyorsam bitmiş, bilmiyorum da derim arkadaşlar. Bitmiş. Tamam herkesin geçmiş. Şimdi ben kalkıp uyduramam haklısın diyemem ya görmediğim şeyi. Senin önünde de yapacak değil insanlar ya. Şimdi bana ya kalkıp Tanju ile ilgili konuşsanız adamla ezdi baktı. Zaten ha bilemezsin. Senin işin değil ki bu takip etmek. Güzelim. Burada şimdi oturup da şöyle bir şey, şöyle bir şey. Ben bilirim. Siz, bak, İşimiz takip etmek. Size telefonla haber oradan bak buradan duyduğumuz değil. Biz yaşadık. Bir de aramızda farkı yok. Sizi oradan buradan duyduğumuzu yaptınız hı abicim. Ben bunlarla yaşadım. Bak aramızda fark var. Ben kulislerde bunlarla yaşadım. Her şeyi gördüm aslında. Beraber bunlarla ben bunların içindeydim. Siz ya dışarıdan bizden haber almaya çalışıyordunuz. Başkaları vasıtasıyla. Sizin önünüzde kadar kimse bir şey yapmıyordu ki. İyi de bu peki kadar o zaman niye savunuyorsun bazı şeyleri? Ama benim bak şöyle bir şey söyleyeyim. Benim çok samimi olduğum insan yoktu. Ben bu piyasada biraz ayrı durdum herkesten. Benim sevdiğim birkaç kişi vardı. Onlarla konuştum. Onların ne yaptığını bilirim. Ben bu piyasada önüne gelenle hiçbir samimiyetim yok yemin ederim size. Ay canım biz var yok demiyoruz yani ki. Ya ben çok adam seçtim çocuklar. Adam seçtim. Mesele sizin tamam mesele. Seçtim açık söyleyeyim. Sizin iyi
niyetli yaklaşımınız. Yani sizin insanları o koruyor, çerçeveliyor. Hayır koruyor kötü, değil. Tanıdığımı hani, yani işte ben kimle beraberdim onun onunla ilişkisini bilirim. İki aha. tane ilişkisini bilirim ama üçüncüyü benle beraber yaşamadı. Siz bakın izleyicimiz yine demiş. Pakize Hanım tanıdığı insanları savunmak için mi orada bir görev alıyor diyor. Şimdi şu. Oo, ben akşam ben, bana hayır, gelen mailleri. Şey ben onları da okusana şurada. Ben somut. Ben aa, somut bir olay anlatayım. Bakın sizden ben bilgi. Bayılıyorlar diyor ki bak bugün. Sizden bir bilgi istemedim bir saniye. Söyle, tamam. Dedim ki ben somut bir olay anlatıyorum. Siz diyorsunuz ki aa olur mu çok iyi katıldı canım. Evet. Ya kardeşim ben somut olay anlatıyorum birinci ağızdan. Yani ben de o... somut olay anlatıyorum. Nereden sen diyorsun bileyim ki, kardeşim birinci ağızdan. Çok iyi kadındır, çok iyi adamdır. O öyle demez. Ben çünkü benim ben, ağzımdan. Ben gözümle görmediğim şeye inanmıyorum. Türkiye aradaki fark bu. Ben de gözümle gördüğümü anlatıyorum Pakize Hanım. Kulağımla duyduğumu anlatıyorum. Kulağınla duyduğum başka, gözümle gördüğüm başka. Ben yaşadıklarımı anlatıyorum. Ha. Ona bile karşı çıktı geçenlerde. Ondan sonra sen her şey... Yok canım öyle bir şey olur. Ya onları anlatıyoruz olur mu diyoruz. Bizzat olabileceği anlatıyoruz olur mu diyorsun. Ne diyor? Pakize ablam kıyamıyor kimseye. Bu kadar basit ya. Çocuklar öyle bir biz kıymak için mi anlatıyoruz? Bir şey yani söyleyeceğim. Biraz burada doğruları konuşmak için varız. Öyle bir şey yok. Doğru bir şeyse söylüyorum ben insanları gördüm. Aa, yapmayın Allah aşkına ya. Saçmalamayın ya. Efendim, hep beraber kıran kırana mı gidelim? Bir arada da yani birimizde bir yumuşatsın bazen. Peki. Efendim devam edeyim mi? Buyurun. Bir ihanet haberi var. 10 yıllık ihanete suçüstü. Hürriyet yazarı ve ünlü spor spikeri İlker Yasin'e 35 yıllık eşi Yasemin Yasin boşanma davası açtı. Yasemin Yasin mahkemeye verdiği dilekçede beni 10 yıldır aldatıyormuş, ihanet yazışmalarını yakaladım demiş dava dilekçesinde. Avukatı Gülsün Çavuşoğlu vasıtasıyla mahkemeye yazılı ve görsel deliller sunmuş. O 10 yıl nasıl bildi acaba? Yasemin Hanım. Aldatılan eş İlker Yasin ile 35 yıldır evli olduklarını ama eşinin bilgisayarında bulduğu resimler ve maillerle son 10 yıldır aldatıldığını öğrendiğini belirtti. Ünlü spor spikerinin sevgilisinin ise kendisinden 32 yaş küçük S.A. olduğu belli edildi. Ünlü müymüş o S.A.? Sadece isim olarak vermiş Aykut abi. Bakıyorum şimdi. Yasemin Yasin yaşadığı şok aldatılma olayı nedeniyle büyük üzüntü ve bunalım yaşadığını, hayatının alt üst olduğunu belirterek eşinden tazminat istedi. Tazminat rakamını 1 milyon maddi, 1 milyon manevi olmak üzere toplam 2 milyon lira olmasını talep etti. Mahkemeye sunulan İlker Yasin'le genç sevgilisi S.A. arasındaki yazışmalarda ilginç detaylar var. Yasin sevgilisine şöyle yazmış. Biliyorsun 8 Temmuz'da aldatıldım. Öncesinde de sonrasında da kızdım. Bağırdım ama senden kopamadım. Yani sevgilisi de kendisini aldatmış. Bu ifadede böyle bir durum var. S.A. kim şimdi onu bulalım. S.A. ile başlayan kim var? İsmini vermemiş. Sezen Aksu olabilir mi dermişim? Hay Allah korusun. Aslında çok enteresan. İlker Bey 64 yaşında, sevgilisi kendisine 32 yaş küçük. Sevgilisinin fotoğrafını gazeteye basmışlar ama ismini S.A. diye vermişler. Var mı kızın resmi? Var. Bir tanıdık çıkalım. Şu kızcağız. Bakayım abi. Güzel kız ya. Altta da yine beraber fotoğrafları var. Şu mu? Hemen köşedeki şu fotoğraf. Ekranda da zaten arkadaşlarım haber abi ne bekliyor getirdi. Adamlar böyle kadınlarla olurken İlker Yasin artık yani. Ya İlker ne Yasin ne kadar yaşlanmış bir de. Evet baksana yaşında. Hayır şey yani vallahi. Artık böyle küçük kızları alıyorsunuz yanınıza ne bekliyorsunuz? Elbette aldatılırsınız da her şey de olur yani. Biraz da hani ayağınızı yorganına göre uzatsanız ama o aldatmayı iyi olacak. De beceriyor. Bak şimdi değil mi Allah aşkına? Yani ama şey hani ava giden avlanır durumu olmuş burada. Sevgilisine bir de sistem mektubu yazıyor. Aldatıldım. Öncesinde de aldatıldım. Sonrasında da aldatıldım. Yani. Çok isyan ettim ama diyor. Yazık acıklı. İlker Yasin. Şimdi bu haber o gazetenin o ilavesine nasıl böyle bir sayfa oturuyor? Hangi maksatla? Ne maksatla? Bir de onu düşünüyor. Tabii. Ha. Acaba. Stratejik derinlik var orada. Yine sabahın ilavesine Hürriyet işte karşı grubun bir yazsın tam sayfa. Sanki artist. Sanki albümleri satılıyor, sanki filmleri rekor kuruyor. Kimin umurunda İlker Yasin? Kim tanır İlker? Spikerliği bırakalı olsa 15 sene oldu spikerliği. Evet. Maç televizyonda da değildi o. Maç radyoda maç anlatan bir adamdı. Bunu böyle bu kadar sevgilisi böyle bu kaç resimle vermenin anlamı ne? Siz ona bakın işte. Onu düşünün. Tamam, bir bel altı durumu olabilir çünkü sabah özel imzasıyla yayınlanmış. Gökhan Gökduman imzası taşıyor. Şimdi, ama evet. Ve lakin yani biz dün
Feryal Gülman'ın, ondan önceki gün bir başka birinin ihanet haberini konuşuyorsak, bugün gazete manşetine düşmüş bir gazetecinin aile bütünlüğünü bozan, eşini aldattığı ortaya çıkan bir işini konuşacağız tabii. Feryal Hanım ile kocası cemiyette tanınan ünlü isimler. Bütün herkes onları takip ediyor, biliyor filan. Onların bir belli bir... Ama İlker Yasin de tanınıyor abi, herkes İlker tanıyor. İlker Yasin'i spor camiası da. Tanır ama gene ya herkes. Yani kimse ilgilenmez özel yaşamıyla ilgili, tamam mı? Açıkçası. Ekranlarda olan böyle devamlı popüler bir spor spikeri olsa... Ders olsun herkese en azından. Ya zaten bir hesap var, anladın mı? Bu, tabii canım, olabilir, o belli zaten. Bu, yani olabilir kulası ama bu kadar bir yorum sahibi kaç verilmez. Kaç yaş varmış aralarında? 32 yaş. O da yani, oluyor artık ya, 32 yaş farkı. Tabii ki olacak yani. Çok. Vallahi. Orada İlker değil, onun çalıştığı kuruma... Tabii canım. Yani manşet zaten... Aydın Doğan üzerinden yapılan bir organizasyondur bu. Zaten şey diye başlıyor canım, yani Hürriyet Gazetesi spor yazarı diye başlıyor. Bir, bak, oradan hemen, tabii. Oradan bir izleyicimiz... Oradan. Şimdi Hürriyet'te bir silleme yapacak, takip edecek. Yok, Hürriyet onları kale almış. Bu arada bir izleyicimiz bir Instagram'da yazmış, demiş ki benim dayım bir otel görevlisiydi ve isimlerini saydığınız... Kişilerle hanımlar, ilgili beyler. Biz o hanımlara hayrandık. Sonra dedi ki bize, onlara hayran olmayın dedi ve bazı şeyler anlattı. Sonra da biz de hayretler içinde kaldık ve hayranlığımız kalmadı. Başka bir şey söylemiyor. Evet ya, bu şehir efsanesi. İzleyicimiz çok interaktif, hemen tık tık. Bu bir şehir efsanesi zaten, değil tabii. Yani oradan gelmesine ben susuyorum siz konuşurken. Belki bir de ben girmeyeyim. O şikayet ediyorlar. Hepiniz aynı anda konuşuyorsunuz diye. O yüzden sustum, dinledim. Biraz kültürüm artsın, magazin. Ha, bir de davalardan bıktığım için diyorsun. Yok, davadan da bıkmadım da. Yani şey... Gülüyorsun artık. Gülüyorum yani. Ne diyeyim yani? Efendim, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal iki gece önce Karaköy'de bir eğlence mekanından çıkarken el ele tutuştular ve gazetecilere fotoğraflar verdiler. Ama soruları cevaplamadılar. Sonra Sinem Sarpapak'la kameralar önüne geçti yeni dizisi için. Fakat öpüşmek yasak. Burunlar burunlara kadar gelmiş. Sonra geri çevrilmiş. Senaryo gereği aşk yaşayan iki sevgiliyi canlandırıyorlar. Acaba İmirzalıoğlu'na da yasak mı acaba? Şöyle bir sözleşmesi varmış. Yakınlaşma sahnesi olmayacak. Kural bu. Filmin, TRT gibi çiçeğe zoom yapar. Evet, filmin o sahnesinde... İkili burun buruna kadar gelmişler. Sadece çekilen sahne buymuş. Ya bir de neye gülüyorum abi? Uğur Yücel, Sinem Kobal ve Sarp Apak üçlüsü oynuyorlar. Aykut abi. Filmin adı Yaktın Beni. Şimdi bazı çağrışımlar vardır. Eskiyle yeni arasın. Eskiden sen ulu orta bir saygın bir ortamda şunu söyleyebilir miydin? Ha Pakize Hanım, size de hepinize. Söyle. Nereye gidiyorsun? Karaköy'e gidiyorum. Ayak. Ya. Hakikaten. Ya. Doğru. Karaköy'de başka bir şey vardı semtin değil mi? Semtin adı çıkmış. Yeter inmez 60'a. Şimdi gene duruyor mu orada? Duruyor. Karaköy'de. Şehrin dışına atmaya çalışıyor ama. Vardır. Onu hala duruyor mu bilmiyorum. Oğlum ben Karaköy'e. Çocukluğumuzun en büyük macerası. Karaköy'e. İlk orta üçte gittik. Sınıfça gittik 3-5 arkadaş. Kapısında polis vardı, içeri almamışlardır. Abi böyle elimize sigara diyor ki bir şey olsun. Yani büyük gösteriyor. Mektep. Böyle bir bakıyorduk böyle, ona dönüyor. Şlok diye bir tokat sesi. Döndü bir bak, bizim çocuklardan birini bekçi yakalamış. Ulan senin burada ne işin var? Bir kaçış biz her gün sınıfta buluştuk. Hayır işte çağrışımlar bak. Orada öyle anılan. 63 yıl. Sen gittin mi içeri? Hayır canım, ne işin var? Ben Ankara'da oturuyordum zaten. Sen Bent Deresi'ne gidiyorsun. Bent Ankara'da. Bent yıkılmış Bent Deresi. Hadi ya. Öyle şeyler yaşıyor. Ay Seyit Onanur için de yazsın, onun bir hikayesi vardır. Binmiş taksiye Bent Deresi demiş bak. Yazık ki anlatır onu anlatırdı. Yüksek adam kaldı. Götürmüş onları. Burası değil demiş. O başka bir şey söyleyeceğini orasını söylemiş. Gitmişler. Burada mı hanımefendi diyormuş. Hangi ev diyormuş. Adam soruyormuş. Burada evler falan değil oğlum. Burası neresi? Ay onun öyle bir hikayesi vardı. Yanlış gitti. Yanlış verdi adres. İzmir'de Tepecik vardı meşhur. Evet. Doktorcum Rumeli'li Orhan ve Kemal mesaj göndermişler. Diyor ki doktor beye sorar mısın? Fasulye zamlanıp 7,5 lira olunca tepki olsun diye oyun havası besleyen Edirne'li Deli Selim eğer yaşasaydı.
bugün pazarda 12 buçuklalık fasulyeyi görse ne yapardı demiş. Tırmala beni, kaşı beni. Kaşı beni yapardı yani. Ya aradaki façayı şey bu. Efendim Burcu Esmersoy hayranlarıyla buluşmuş bir alışveriş merkezinde. Son zamanlarda en çok Kerem Bürsin'i beğendiğini söylemiş ve eklemiş. Yok, Allah artık sahibine bağışlasın. Sonrasında demişler ki hiç unutamadığınız bir şey var mı? Var demiş. Okul yıllarımda bir delikanlıya aşık oldum. Kendisine mektup yazdım. Hiç cevap vermedi. Şimdi beni gördükçe kafasını taşlara vuruyordur demiş. Allah Allah. O da ne kadar biliyor? Kendine güveniyor. Nereden biliyor? Belki onun da yalnız da Kerem Bürsin'e hayrandı bir ara ama. Gene öyle Kerem Bürsin hayır. Kerem Bürsin'e böyle bir yazdı bir ara bir şeyde. Bak ne konuşuyorum dikkat et. Gene yazmış. Yazdı işte diyorum. Gene yazmış. Yani orada bir programda hakikaten baktım ben aa dedi bunun buna zaafı var herhalde dedim. Gene yazmış. Fakat çocuk bütün ciddiyetinle yemin ediyorum hiçbir şey çaktırmadan bitirdi programını. Kibar kibar cevaplar verdi. Kerem Bürsin. Bir ona da. Kerem Bürsin tabii çok akıllı bir çocuk. Tabii. Ve çok saygılı. Ben şurada anladım. Ben ona, işte geleceğin starı dedim geçen ona, gün burada. Ona röportajda diyorlar ki diyorlar sen işte şeyin Kıvanç'la ona rakip misin falan. Ben hiç diyor haşa diyor onlar benden çok önce başlamış. Evet. Abilerim nasıl bir soru diyor ben utanırım. Böyle bir soru muhatap olmaktan utanırım. Yerin dibine girerim demiş. Senin, ben daha yeni başladım onlar abi, benim şey ustalarım. Serenay'ı sormuşlar işte aranızı bilemem. İlk ne zaman falan. Çok mahcup bir çocuk öyle. Hele programda çocuk. Evlilik çocuğa, çok ciddi bir şey bak, ne diyorsunuz demiş çocuk yani. Böyle tabii bak hele çocuğa şort getirmiş hediye. Çok da güzel bir şort. Yabancı marka belli. Bunu giyseni giyseni diye tutturdu. Canlı yayında çocuğa. Ha çocuk kim? Ben bunu sonra giyeyim müsaade edin dedi. Kim dedi ona? Şey bizim işte Burcu. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani düşün. Oğla, öyle bir ben hissettim. Çocuk öyle bir ailede yetişmiş. Babanın işi gereği öyle büyük protokollerin içinde değer almış ki oturuşu kalkışından bile daha ne konuşmadan. Ne babası annesi? Babası bildiğim kadarıyla büyükelçi diye biliyorum. Öyle sen mi? De, tabii dünyanın her yerinde bulunmuş babasının görevi dolayısıyla. Belli zaten. Gitmelikken işte çocuğun oturup kalkmasında bile Aykut abi bir kalite var oğlan. Çok, işte, bak, çok. Şey hakikaten duruşu derler ya işte duruşu bir kere. Maya belli ediyor kendisini. Evet, bu arada Pakize Hanımcığım yazdı diyorsunuz ya Burcu. Burcu gene yazmaya devam ediyor zaten. Yani diyor ki Kerem'i beğeniyorum. Hani Allah sahibine bağışlasın. Tabii mektup. Hani ola ki hani bir mektup içinde boş diyor. Mektup ola ki bir boş zamanın olur. Yani bir beden dili var ya beden dilinden anladım ki çok beğeniyor çocuğu. Emin anladım ya. Sen de baksan anlarsın. Biraz anlar yani. Ama insan demiş ki bak Murat Boz'la uyumluyum. Ama senin, Kerem'i de çok beğeniyor. Senin arkadaşının bir şarkısı vardı. Ara beni miydi neydi o? Ara beni Hülya Avşar'ın neydi o? Bu arada Hülya Avşar'la ilgili mesaj yağıyor. Pakize Hanım için diyorlar ki Pakize Hanım kadar sizlerden onlar diyor sizler magazin tarafındasınız. Onlar o insanlara yakın tarafta masanın diğer tarafında şarkıcılara. Onların nelerini biliyorlardır. Çok uyanık kadın. Kendi susuyor. Ay ben bilmem deyip sizi konuşturuyor. Ondan sonra taşım bunun ne alakası? Ben bu işten ne kazanırım sizce Allah aşkına? Ve benim kazancım ne olur? Hayır canım. Birisi de demiş ki biz de söylüyoruz seyirci mi kazanıyoruz yani? Seyirci demiş ki Tanju Bey ya Samsun'da yazıyorum. Biliyorum hayatım. 2 sene sonra 50 sene sonra. Elbette biliyorum ama Tanju Bey ya Tanju Bey ya Samsun'da Çiftlik Caddesi'nde buluşurlardı. Onları biliyorum biz ben. Biz eşi de öğrendiğinde orayı basmıştı ortalık. Feryat figan olmuştu. Biz de orada oturuyorduk demiş Feridun Bey izleyicimiz. Çocukla öyle bir ilişkiydi ki ona kimse mani olamıyordu. Hiçbirimiz. Ben bir kere çok olmaya, yemin ediyorum olmaya çalıştım. Bu işin olmayacağını, karısına yazık, çocuğuna yazık, ona yazık ama insan hata yapıyor hayatında. İşte hatalardan biridir yani. Mutlaka oluyor yani. Hayır, mutlaka. Ha? İnsan hatalarla büyüyor. Evet. Biz hepimiz aslında, yapmadık mı çok, çok yani. Tek olmasın diye seni diyorum. Ben yanındayım abi. Ben şeyi seyrediyorum. Burgess diye bir dizi var. Burgess diye bir papalığı anlatıyor. Eski Roma dönemi, İtalya dönemi. Orada bile papalar, ne cevizler kırılıyor. Katedraller, kardinaller, neler. Onlar yapmış. Biz ben, de hata ben yapmışız. Yaptığım hataları kitap haline getirmeyi uğraşıyorum biliyor musun? Yaptığım salaklıkları böyle ama komik yani. Hakikaten. Sezen Aksu'nun en sevdiğim cümlesi. Geçmiş günahların gölgesi uzun olur kurtulamazsın der. Bayılırım. Gerçekten. Bu herkes için geçerli. Herkes için geçerli. Güzel bir laf. Ay ben bir gün bir konuşacağım gelecek bana. Ondan sonra koruma isteyeceğim 15 tane falan yok, yanıma. Sen konuş biz seni koruruz. Ay bir gün bir konuşma. Ama bu bayıldıklarınızla ilgili falan bir gün bir konuşma yapacağım. Ama bu cümle. Bu cümleler.